Arkadaşlar günaydın. Termodinamik dersimize başlıyoruz. Önce birkaç önemli örneği ele alacağız. Sonra yeni bir konuya geçeceğiz. Evet arkadaşlar dersimize başlayalım. Geçen hafta yaptığımız ders kapsamında önemli problemler çözmüştük. Bu önemli problemlere ek birkaç tane daha problem yapacağız. Bu anlattığımız problemleri anlayanlar termodinamikte kesinlikle sorun yaşamayacaklar. Şu örnekle başlayalım. Bir piston silindir düzeni başlangıçta 40 derece santigrat sıcaklıkta ve 200 kilo Pascal basınçta 50 litre sıvı su içermektedir. Bakın piston silindir düzeni dediğinde hemen aşağı sabit basınç problemi yazmışız. Piston silindir düzeninde ek bir şey yoksa yani yay gibi veya başka bir durdurucular gibi ek bir düzenek yoksa sabit basınç problemidir. Tabii durdurucular olduğunda ne yaparız ne yapmayız ona da bakarız. Bu piston silindir düzeni içinde sıvı su varmış. Sıvı su. Bu kelimeler önemli. Sıvı su çerçevesinde değerlendireceğiz. Tüm sıvı buharlaşana kadar ısı sabit basınçta suya aktarılıyor. Burada sabit basınç demese de olur. Piston silindir düzeni sabit basınç ve tüm sıvı buharlaşana kadar ısı sabit basınçta suya aktarılıyor. Suyun kütlesini bulacağız, son sıcaklığını bulacağız. Toplam entalpi değişimini bulacağız. Nasıl yapıyoruz? Öncelikle hani soru karışıksa basit bir şeklini de çizmekte yarar var. Burada fazla bir karışıklık yok. Piston silindir düzeninde ısı girişi var ve ısı girişi varsa piston yukarı doğru hareket edecek, hacmi artacak. Sistem su, tamam ve ısıtma işlemi. Bu üç tane önemli noktayı yazdıktan sonra soruya devam edebiliriz. Önce başlangıç koşulları veya hal 1. Hal 1 için T1 40 derece santigrat, P1 200 kilopaskal, V1 50 litre sıvı su bak. Yanına da yazmışız. Doymuş sıvı. Sıvı su demek. Doymuş sıvı demek. Yani sıkıştırılmış sıvı da olur. Ama genellikle sıkıştırılmış sıvının özelliklerini doymuş sıvı olarak alacağız diyeceğiz. Tüm sıvı buharlaşana kadar ısı geçişi devam ediyor. Bak tüm sıvı buharlaşana kadar sorunun içine dikkat. Tüm sıvı buharlaşana kadar bu kelimeler, bu cümleler önemli. Tüm sıvı buharlaşana kadar dediği an sizin aklınıza doymuş buhar noktası gelecek. Tüm sıvının buharlaştığı an doymuş buhar noktasıdır. Yani sorunun içindeki cümlelere her zaman dikkat edeceğiz. Başlangıçta sıvı su. Sıvı su dediği an, hani doymuş sıvı yazmışım, biraz sonra da bakarız. Bu doymuş sıvıdan doymuş buhara gidiyor diyor sorunun içinde. Bu ipuçları var. O zaman hal birimiz T1 40 derece santigrat, P1 200 kilopaskal için ise hangi bölgedeyiz? Şimdi hangi bölgedeyiz kısmı önemliydi. Geçmişe de çalıştık. Önce arkadaşlar 200 kilopaskal için P1 sabit basınç eğrisini TV diyagramında çizelim. TV diyagramında bunu çizdiğimiz an doymuş sıvıyla doymuş buharın, doymuş sıvının başladığı noktayla doymuş buharın bittiği nokta arasına biz doyma bölgesi diyorduk. Doyma çizgisi de diyebiliriz. Bu doyma çizgisinin sıcaklığı T'de 120,21 derece santigrat. Yani 200 kilopaskal için tablo A5'ten baktığınızda karşısında 120,21 derece santigratı görürüz. Bu sadece şu bölgede geçerli. Doymuş buhar, doymuş sıvı bölgesinde veya ıslak buhar bölgesinde geçerli. Bize verilen sıcaklık 40 derece ise ve bu 40 derece 200 kilopaskalı şurada kesiyorsa, bir noktasında kesiyorsa, yani T doymanın altındaysa biz sıkıştırılmış sıvı bölgesindeyiz. O zaman 40 derece santigrat ve 200 kilopaskal kesinlikle sıkıştırılmış sıvı bölgesinde. Grafikle bunu güzelce gördük ama İstersen sen 200 kilopaskal için T doymayı bulursun 120,21 derece santigrat diye, T1 küçük T doyma ise sıkıştırılmış sıvı bölgesinde dersin. Ama grafikle bunu görmek daha güzel oluyor bizim için. O zaman sıkıştırılmış sıvı bölgesindeyiz. Soruda da diyor zaten sıvı su. Hani sıvı suyu biz ne alacağız? Sıkıştırılmış sıvı alırız. Özel bir nokta olarak doymuş sıvı noktası alırız. O ayrıntıya şimdi bakacağız. 200 kilopaskal'da T doyma 120,21 derece santigrat, tablo A5'ten buluyoruz. Buraya güzelce açıklamasını da yazmışız. 40 derece santigrat sıcaklık, 200 kilopaskal basınç
sabit basınç eğrisini sıkıştırma sıvı bölgesinde kesiyor. Grafik üstünde de onu güzelce gördük. P1 eşittir 200 kilopascal için T1 küçük T doyma ise sıkıştırma sıvı bölgesidir diye bundan sonra da söyleyebiliriz. Arkadaşlar illa hani basınçtan gidecek değiliz. 40 dereceden de gidelim. T1 40 derece santigrat için P doyma 7.3851 kilopascal. Tablo A4'ten bu sefer, yani başında sıcaklık varsa tablo A4, başında basınç varsa tablo A5. Bakın burada da P1 büyük, PD ise yine sıkıştırma sıvı bölgesi. Yani ikisinden de gideriz, grafiğini de çizelim. PV diyagramını çizdiğimizde içeride sabit sıcaklık eğrisi vardı. 40 derecenin sabit sıcaklık eğrisi bu. 40 derecenin doyma basıncı şu bölge için geçerli. 7.3851 kilopascal. Bizim basınç 200 kilopascal, 40'ı burada kesiyor. O zaman ne diyeceğiz biz? P1 büyük, P doyma ise yine sıkıştırma sıvı bölgesindeyiz. Yani ister PV ister TV diyagramıyla göz önüne al, sıkıştırma sıvı bölgesinde olduğumuzu kolaylıkla saptayabiliyoruz. Veya T1 küçük TD veya P1 büyük PD ise sıkıştırma sıvı bölgesindeyiz diyebileceğiz. Tabii burada sıcaklık ve basınçlarla karşılaştırdık. Geçmiş problemlerde de yaptık. Yani özgül hacimlerle de karşılaştırabiliriz. Şu noktanın özgül hacmi, yani 40 derece santigrat için ve doymuş sıvının özgül hacmi çerçevesinde, eğer şu noktanın özgül hacmi belli olsaydı diyecektik ki biz V1'in özgül hacmi küçüktür ve F'den. Neyse, ona da yeri geldiğinde bakarız. O zaman güzelce hangi bölgedeyizi saptadık. En önemli nokta bu. Önce onu saptayacağız. Hal 1, 200 kilopascal, 40 derece santigrat ve sıkıştırma sıvı bölgesi. Bölgemiz tamam. Arkadaşlar bundan sonra önemli nokta geliyor. Geçmişte de konuştuk. Şimdi sıkıştırma sıvı bölgesi için tablo A7 var. Tablo A7 sıkıştırma sıvı bölgesi tablosudur. Ama 5 megapascal basınç değerinden başlamaktadır. Yani yüksek basınçlar için bu tablo oluşturulmuş. 5 megapascal değerinden küçük olan basınçlarda sıkıştırma sıvı bölgesi özelliklerinin yaklaşık olarak verilen sıcaklığa göre seçilen doymuş sıvı özelliklerine eşit olduğu görülmüştür. Eşit veya yaklaşık eşit, yani çok yakın birbirine. Arkadaşlar bu bilgiler önemli, yani soru çözüyoruz, konuyu da tekrar ediyoruz. Sadece sıcaklık değerine göre tablo A4 var. Sadece sıcaklık değerine göre. Çünkü buna göre bakıldığında çok yakın birbirine değerler. Basınçtan bakıldığında değil. Sadece sıcaklık değerine göre tablo A4 kullanılarak sıkıştırma sıvı bölgesi için doymuş sıvı noktası özellikleri alınabilir. Yani sadece sıcaklık ne? 40 derece santigrat için birinci hal. V1 sıkıştırma sıvı bölgesinin özgül hacmi yaklaşık V1F'ye eşit. 0.001008 metreküp kilogram alabiliyoruz. Tabii tablo şurada dediğimiz tablo A7'de bu basınç değeri olsaydı oradan seçebilirdik, ama tablo A7 5 megapascal dahil olmak üzere bu değerden büyük değerler için var. Neden aşağısı için yapılmamış? İşte çok yakın değerler birbirine. Onun için tablo yapılmamış. V1'i V1F alabilirsin bu sıcaklık için denmiş. Arkadaşlar iç enerji için de aynı şey geçerli. U1 yaklaşık U1F'dir. Onu da 167.53 kilojoule kilogram olarak alabiliriz. 40 derece santigrat için tablo A4'ten alıyoruz. Tablo A4'ten entalpiyi de alırsan H1 yaklaşık H1F'dir. Yani şimdi bunu yazalım, aşağıda ayrıntısına gireceğiz. 167.53 kilojoule kilogram. Bakın burada önemli bir nokta var. 40 derece santigrat için V1 ile U1'i gönül rahatlığıyla alabiliriz. Sıkıştırma sıvı bölgesinin özelliklerini doymuş sıvı noktası özellikleri olarak alabiliriz. Ama entalpi için rahatlıkla bunu yapamayız. Onu bir irdeleyelim. Entalpi için önerilen eşitliğimiz şu esasında. Sıkıştırma sıvı bölgesi özelliklerini bulmak için doymuş sıvı noktasından yararlanacaksak bize önerilen eşitlik bu. H1 eşittir. H1F artı V1F P1 eksi PD. Burada PD doyma basıncıdır. Onu biraz önce bulduk. 7.3851 kilopascal. Entalpi için düşük sıcaklıklarda H1 eşittir H1F alınabilir. Arkadaşlar hani 40 derece burada düşük bir sıcaklık. Ama biz bununla uğraşmak istemiyoruz derseniz direkt bu eşitliği kullanabiliriz.
Ama ileride de yapacağız arkadaşlar. Düşük sıcaklıklarda bu birbirine çok yakın. Şu yukarıdaki V1 ve U1 için her zaman bu. H1 için biraz düşüneceğiz. Sıcaklık değeri yükseldikçe yukarıda verilen eşitlik kullanılmalıdır demişim ben. Yine burada da analiz edelim. E1 yaklaşık olarak eşittir. H1F. Bunu arkadaşlar şurada okuduk zaten. 167.53. 167.53 artı V1F. Onu da yukarıda okuduk. 0.01008. Yarına verilen basınç 200 kilopascal ve doyma basıncı eksi 7.3851. Bunların hepsini yaptığınızda bakın sonuç 167.72 çıkıyor. Hani biz mühendisler için 53 ile 72 arasında fark az. Onun için düşük sıcaklıklarda direkt H1F alınabilir. Ama sıcaklık yükseldikçe bu formülü kullanmak zorundayız. Sadece entalpi için. İç enerji ve özgül hacim için değil, entropi için değil, sadece entalpi için. Evet, 167.53 ile 167.72 arasındaki fark azdır demişiz. Tamam. Ama 167.72 şimdi ben kullanacağım sanırım bu soruyu çözerken. Sorun değil. Hal 2, basınçlar değişmiyor. P2 eşittir. P1 200 kilopascal ve önemli bir nokta soru içinde var. Tamamen buharlaşma olayı doymuş buhar noktasını bize götürür. Yani X2-1 birbirinden bağımsız iki tane özellik. Doymuş buhar noktasındayız ve H2 için direkt H2G yazabiliriz. Çünkü doymuş buhar noktasındayız. Tablo A5'ten çünkü basınç verilmiş bize. Tablo A5'ten H2'yi H2G olarak 2706.3 kilojoule ve kilogram olarak alabiliriz. Çok güzel. Problemleri çözerken bize kütle de lazım olacak. Kütle lazımsa arkadaşlar ve bize hacim verilmişse kütleyi bulabiliriz. Çünkü özgül hacmi tablodan bulabiliyoruz veya bulabiliyorsak. V1 hacmi litre verilmiş. 50'yi 1000'e bölersen bu kadar metreküp bu. V1 özgül hacmini bulduk. Sonuçta kütle 49.6 kilogram. 49.6 kilogramlık bir kütlemiz var. Kütlenin korunumu gereği bu sabit. Bize verilen mesela V1 verilmiş, küçük V1'i de bulabiliyoruz. O zaman kütleyi hemen saptayabiliriz. Entalpi farkı hesabı demişim. Sonuçta arkadaşlar soruda adım adım gittik. Yani istenenleri de buluyoruz. Geldik entalpi farkı da. O H2-H1. 167.72 almışım ben. Yani bizim formülü kullandık. Tamam. Diğeri de 2706.3 farkı 2538.58 kilojül kilogram. Tabi bizden birim olarak arkadaşlar jül biriminde burası kilojül bölü kilogram yani burası özgül entalpi. Bizden direkt entalpi büyük H'yi istiyorsa, delta H'yi istiyorsa kütleyle çarpacağız. O da bakayım büyük bir sayı 125.913.57 kilojül. Tabi bu büyük sayıları örneklerle küçültebiliriz. 10 üzeri 6 ile küçültürsek 125.9 mega jül. Burası 10 üzeri 3'tü. Bir 3 daha gidersek 125.9 megajüllük bir entalpi farkı var. Yani doymuş sıvı noktasından doymuş buhar noktasına veya gerçekte sıkıştırılmış sıvı noktasından doymuş buhar noktasına giderken 125.9 megajüllük bir enerji kullanacağız. Daha biz hani ısı girişi var dedi ya bu problemde o Q'yu daha hesaplamadık. Bunlardan yararlanarak hesaplayacağız. O zaman TV değerimiz arkadaşlar bir noktasını TV diyagramı için belirlemiştik. İçeride sabit basınç eğrisi var. Burası. V1 artık kesin belli. Yani bu V1 yaklaşık V1F'ye eşit. Sıcaklığı belli. Birden yola çıkıyoruz. Isıtma yolu bu. Doymuş sıvı noktasına ulaşıyoruz. Sonra doymuş buhar noktasına ulaşıyoruz. İki noktamız bu. Aynı basınç altında sıcaklık artıyor. Tabii ki T2 sıcaklığı doyma sıcaklığı. 120.20 derece santigrat. Şu doymuş sıvı noktasıyla doymuş buhar noktası arasındaki tüm bölge için, tüm çizgi için, tüm eğri için sıcaklık sabit. Zaten basınç da sabit. PV diyagramını da çizebiliriz. Arkadaşlar iki diyagram da önemli. Bak PV'de önemli nokta şu. Sen bu doyma eğrisini çizdin. İçine sabit sıcaklık eğrilerini çizdin. Ama basınç sabit olduğu için şu çizgi üstünde ilerleyeceğiz. O zaman bir noktası şurasıysa sıkıştırımız sıvı bölgesi ve 40 derece santigratı kesiyor burada. İlerliyor, ilerliyor. İki noktası burası. Bu da
120,21 derece santigrat eğrisini kesiyor. Evet, PV diyagramı böyle. Yani PT diyagramı da çalışmıştık. PT diyagramı ne? Sıvıdayız, sıvı bölgesindeyiz. Yani sıkıştırma sıvı bölgesindeyiz. Basınçlar sabit. Birden ikiye bu sabit çizgi boyunca gideceğiz. İki noktası nerede? Islak buhar bölgesinde. Zaten üçlü nokta ile kritik nokta arasındaki şu eğri bize buhar eğrisini gösteriyordu. Yani ıslak buhar bölgesini gösteriyordu. Islak buhar bölgesine düşüyoruz. Önemli bir soru. Bu soruyu bu çerçevede ele aldık. Arkadaşlar başka önemli bir soru, sınav sorusu. Bu yaylı soru olsun. Bunu da adım adım bakalım. Şekil ile verilen yaylı piston silindir düzeneğinde başlangıçta 4 megapascal basınç ve 400 derece santigrat sıcaklıkta 0,5 kilogram kütlesinde su buharı vardır. Tamam, bu su buharı hani nerede? Doymuş buhar noktası mı, kızgın buhar mı, ona bakacağız. Ama piston silindir düzenini gördüğünüz gibi serbestçe burada piston hareket edemiyor. Üstünde bir yay var. Başlangıçta yay pistona kuvvet uygulamamaktadır. Yay sabiti 90 kilo Newton bölü metre ve piston çapı 20 santim olarak verilmiştir. Su başlangıçtaki hacminin yarısına erişinceye kadar bir işleme tabi tutulur. O zaman arkadaşlar başlangıçtaki hacminin yarısına. Demek ki burada soğutma var, yani buradan ısı çekiliyor. Piston aşağı doğru inecek. Suyun son sıcaklığını bulacağız. Özgül entalpisini bulacağız. Tamam. Önemli nokta, şeklimiz var burada. Silindirik bir eleman bu. Çapta verilmiş. Yaylı piston silindir düzeneği. Basınç doğrusal yay için doğrusal olarak değişir. Bak, piston silindir düzeyinde basınç sabitti. Ama bir engel varsa, yani burada bir yaylı piston silindir düzenini göz önüne alıyorsak, basınç doğrusal yay için doğrusal olarak değişir. Biz doğrusal yaylarla çalışacağız. Ve basınç burada doğrusal olarak değişecek artık. Sabit kalmayacak. Önemli nokta bu. Sistem su, hacim azalması, bak biraz önce de konuştuk, soğutma işlemi. 4 megapaskalla başlıyoruz. 400 derece santigrat ve kütle 0,5 kilogram. Yay pistona başlangıçta kuvvet uygulamıyor. Önemli noktaları yazdık. Yay sabitini K ile gösterelim. Pistonun çapını de P ile gösterelim. Tamam. Hacim, hacmin yarısına kadar gidiyor. Birinci hal ile ikinci hal arasındaki değişim V'den V bölü 2'ye gidiyoruz. Yani soğutma işlemi çerçevesinde. V1, V ise V2, V bölü 2. Bunları başlangıçta güzelce yazınca problemi çözmek kolay oluyor. Hal 1, 4 megapaskal, 400 derece santigratta çalışıyoruz. 4 megapaskal için T doymaya bakarsak arkadaşlar, 250,35 derece santigrat. Basınç için baktığımız için tablo A5. T1 büyük TD ise kızgın buhar bölgesi. İster grafikle, ister bu bilgiyle hangi bölgede olduğumuzu kesinlikle sapladık. Kızgın buhar bölgesi için özgül hacim ve entalpiyi okuruz. Tablo A6'yı açıp çalışın. Buradan okunuyor. Tamam. İki değer, birbirinden bağımsız iki değer varsa bunları okuruz. Ne lazımsa okuruz. Hal 2. Özgül hacim V1'in yarısına eşit. Burada V1'i bulduk. O zaman o da 0,03672 metreküp kilogram çıkacak. Ama hal 2 için ikinci bir bağımsız özellik lazım. Elimizde şu anda bilgi yok. P2'yi hesaplayacağız biz. Çünkü artık P2'yi hesaplama üzerine verilen bilgiler yeterli. Evet. Yaylı piston silindir düzeneğinde basınç ve özgül hacim PV, yani doğrusal olarak değişecektir. Arkadaşlar yaylı piston silindir düzeneğinde basınç ve özgül hacim ilişkisi, yani doğrusal olacak. İkinci hale, yani P2 basıncına geldiğimizde P2-P1, V2-V1 ile direkt orantılı. O da bir orantı sabiti C olsun. Doğrusal değişim çerçevesinde ele alacağız dedik. Doğrusal değişim eşitliği matematikte bu. C sabit. O zaman biraz ayrıntıya bakalım. Kuvvet nedir? Basınç çarpı alan. Şurada basınç var. Bunu kuvvet cinsinden yazarsak basınç çarpı alan kuvveti verir. P2-P1 kuvvetler cinsinden yazarsak bu sefer P2-P1 bölü AP. Yani pistonun yüzey alanı. Pistona etki eden kuvvetler çerçevesinde. Bunun farkı bölü AP, P2-P1'e eşit olacak. Çünkü F'ler cinsinden ne yazdık? Burada yay var ya, yay kuvveti devreye girecek. Yay kuvveti K çarpı X.
yay sabiti çarpı x, yani x de alınan yol veya x boyunca olan değişim. Yay kuvveti için. Burada piston ağırlığı ihmal edilmiştir demişiz. Tamam. P2-P1'i bu sefer yay cinsinden yazarsak arkadaşlar, bu basınç değişimi yaydaki kuvvet değişimine eşit. Başlangıçta X1'de, yani X1'de F1 kuvveti uygulamıyor tamam yay, ama X1 konumunda olsun. F2 kuvvetini uyguladığı an yay F2 konumuna geleceğiz. F yayı biz K'yı başa alırsak X2-X1 bölü AP olarak yazabiliriz. X1 ve X2 belli değil ama V1 ve V2 belli demişim. Tamam, burada bakıyoruz. Konumlar belli değil ama özgül hacimler belli. O zaman bu konumları özgül hacimler cinsinden yazabiliriz. Hacim nedir? Pistonun yüzey alanı çarpı yükseklik, yani x kadar yer değişimi var yaylar cinsinden. Bu yay değişimi çerçevesinde yüzey alanıyla çarptığımızda hacmi buluyoruz. Buradan özgül hacme geçebiliriz. Evet. P2-P1 yukarıda K, X2-X1 bölü AP olarak yazdık. Şu şekilde de yazsak bir şey değişmiyor arkadaşlar. Yukarısını AP ile, yani pistonun yüzey alanına çarptığımızda, aşağısını da çarptığımızda yukarıdakiyle aynı. Bu bilgileri, yani şuradan AP'yi çekip bu bilgileri şu eşliğe yerleştirirsek P2-P1 K bölü AP'nin karesi V2-V1 oluyor. Büyük V2-V1 oluyor. Matematik olarak bir yaklaşım yaptık. Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, yandaki bilgi çerçevesinde aşağı geçebiliriz. Bunu düzenlersek küçük özgül hacimler elimizde var, küçük V'ler cinsinden. Tabii ki büyük V ile küçük V arasındaki fark başına bir kütle gelecek. Kütleyi buraya alırsak V2-V1 cinsinden de yazabiliriz. Özgül hacimler cinsinden yazabiliriz. Bizim için bu eşitlik önemli arkadaşlar. Yaylı sistemlerde bu eşitlik önemli. Şurada buraya o zaman pistonun yüzey alanının karesi geldi. Tamam. Yukarıda ne yazmıştık? P2-P1 C çarpı V2-V1. O zaman C'yi K çarpı M bölü AP'nin karesi olarak ele alabiliriz. K belli 90 kilonewton bölü metre. Kütleyi biz bulduk, 0,5 kilogram. Yüzey alanının karesi arkadaşlar pi d kare bölü 4. Pi d kare bölü 4'ün karesi. Buralara kareleri yazmışım. Bazen unutuyorum, ben burada hata yapıyorum. Kesinlikle hata yapmayalım. Buraya direkt yüzey alanı yazıyorum bazen. Onun karesini unutmayacağız. Yani her birinin karesini almışım. Tabii ki şurası da 4 olacak. Bak yine hata yapmışız yani. D karenin karesi 4 olacak. Yani şu sonuç doğru da ben buraya 4'ü yazmayı unutmuşum. El alışkanlığına bak. O hatayı yapmayacağız. Benim yaptığım şu hata iyi olmuş. Görelim. Burada D karenin bir daha karesi olacak. Ben bunu kontrol ettiğimde şu sonuç doğru. Yani burada hata yapmamışım. Tamam. Bir daha söyleyelim. Şurada benim yazılım hatalı. Burası 4 olacak. Hepsinin karesi geliyor. Tamam. P2-P1 eşittir C çarpı V2-V1 ilişkisi çerçevesinde soruyu değerlendirdik. C'yi bulduk. 45.594.53 burada yer alıyor. Diğer değerleri de, yani P2'yi tek başına bırakmışım. P1'i buraya yazmışız. Kilopaskal olarak. Bak, hepsi kilopaskal olarak 4000. C'yi buraya yazdık. Özgül hacimlerin farkını yazdık. Artık P2'yi bulduk. 2326.22 kilopaskal. Tamam. Hal 2 için problem bizi uğraştırdı. Özgül hacim elimizde vardı, V1 bölü 2, ama ikinci bağımsız özellik olarak basınçla uğraştık ve onu bulduk. Artık arkadaşlar 2326.22 kilopaskal için tablo A5'i kullanacağız. Hangi bölgedeyiz? Hadi buraya yazmamışım ama hani şöyle bakın. Hangi bölgedeyiz önemli ya. Bu basınç için, bu basınç değeri için tablo A5'ten, pardon, önce şeyden, doymuş buhar tablosundan ve V2 ve VG2'yi bulacağız. Şu tablo A5'ten değil. Şu basınç için VF2 ve VG2'yi bulacağız. Bizim V2 bunların arasında mı? Nerede? Ona bakacağız. Bunların arasında çıkıyor bak. 0011, 0085, 0036. Bunların arasında çıkıyor. Hangi bölgedeyiz? Çok önemli çünkü. O zaman ıslak buhar bölgesindeyiz. Bir daha söyleyeyim. 2326.22 kilopaskal için
ıslak buhar tablosuna bakacağız. Doymuş sıvı doymuş buhar tablosuna VF2 ve VG2 değerlerini oradan alacağız. Çünkü elimizde V2 var. Neyle karşılaştıracağız biz? Bu basıncın karşısındaki doymuş sıvı ve doymuş buhar noktalarının özgül hacmi ile elimizdeki özgül hacmi karşılaştıracağız. Bir daha kontrol edelim. Arada kaldığı için ıslak buhar bölgesine düşmüşüz. O zaman VF2 ile VG2'yi de tablo A5'ten alıp buraya yazmışız. VFG2 de var o tabloda. Tamam, bu ikisinin farkı. Tamam. O zaman arkadaşlar aynı tablodan interpolasyonla sıcaklığı da bulacağız. Hocam, efendim. İnterpolasyon ne demek? İnterpolasyon ne demek? O konuda arkadaşlar bilginiz yoksa Ege ders içine bir tane interpolasyon örneği yükleyeyim. Oradan bir çalışırsınız. İlk defa duyuyorum hocam. Yani bu değerleri de tablodan bulamadım. Nasıl bulacağımı da bilmiyorum. Vallahi oradan onu, onu şey tablo ıslak buhar tablosu, tablo A5'i, tablo A5'i açacağız. Bu değerleri bulacağız şu basınç için. Ama bu basıncın tam karşılığı orada yoksa interpolasyon yapacağız. İnterpolasyon nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Ben onu hem yazılı olarak hem de geçmişte video olarak anlattım. O bilgileri size vereyim. Tamam mı? Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Yani çünkü tabloda net değer yok. O Net değer her zaman, bulamıyorum. Tamam. Her zaman net değer bulamayacağız maalesef. Ben bu soruyu çözerken tablo A5 demişim. Tamam, şimdi hatırladım. Tablo A5 doymuş sıvı doymuş buhar tablosu. O tablodan şu değerleri neden buluyoruz? Çünkü bizim V2 bu iki değerin arasında kalıyor. Tamam. Hani ilk başta dedim burası kızgın buhara mı düşüyor acaba? Hayır. Arkadaşımızın dediği bu interpolasyon olayı hakkında bilgileri vereyim. Esasında bu konu hani lisede anlatılması lazım matematikte veya bizim matematik dersinde anlatılması lazım. Ama bilmiyorsanız kesinlikle bilgi vereceğim. Arada kaldığı için arkadaşlar, şimdi ne dedik geçmişte? Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak bir kuruluk derecesi var. O zaman bu kuruluk derecesini bularak diğer özellikleri bulmamız şart. Uzatmayın, V2 değeri elimizde var. V2 F'yi tablodan aldık. V2 FG ikisinin farkıydı. Şurada fark var bak. VG ile VF'nin farkı. Bütün bu bilgileri yazınca X2'yi buluruz. Kuruluk derecesi bu sadece ıslak buhar bölgesine geçerli. %41.95 buluyoruz. Bu arkadaşlar matematik hesapları bir kontrol edin. Bunların hepsini ben kendim çözdüm. Hani hata yapmışsam da uyarırsınız. Ona göre kesinlikle tablo değerlerini bir çalışın. Bu sayısal değerleri çalışın. Entalpi ile ilgili bilgi istiyor bizden. X2 değeri eksik çünkü ıslak buhar bölgesine düşmüşüz H2'de. X2'yi burada bulduk, buraya yerleştireceğiz. Diğer bilgiler tablodan okundu. H2 belli değil. H2'yi de yani özgül entalpi 1733.36 kilojül kilogram olarak hesaplarız. Gerisini çalıştık zaten. Büyük delta H bu ikisinin farkı çarpı kütle 740.57 kilojül, bak kilojül birimde başında eksi var. Çünkü hacim azalması soğutma işleminde bu eksilik çıkıyor. Yani bu eksi bize neyi gösteriyor? Bu işlemde biz soğutma yapmışız. Hacim azalmış, onu gösteriyor. Sadece eksinin anlamı bu. Isı çekmişiz sistemde. Ben onu PT diyagramında göstermişim. Diğer diyagramlarda da bakayım. Hadi evet evet göstermiş olmam lazım var. PT diyagramı arkadaşlar bir bölgesi kızgın buhar bölgesi diye bulduk. İki bölgesi ıslak buhar bölgesine düşüyor. O eğrimiz bu. O zaman bak doğrusal gidemiyor. Yayda basınç değişimi bir daha söyleyeyim. Sabit gidemiyor. Doğrusal olarak değişiyor. Yanlış söyledim. Sabit gidemiyor basınç. Doğrusal olarak değişiyor ve azalıyor. Neden? Yani aşağı doğru gidiyor. Neden? Çünkü soğutma var. Sonuçta bizim birden ikiye geliş doğrumuz bu şekilde. Şuraya yazmışız zaten bak. Bir noktasının basıncı bu. İki noktasının basıncı bu. Bu iki basınç arasında basınç azalması var sonuçta. Bu şekilde yol alacak. Birin sıcaklığını da yazmışız. İkinin sıcaklığını da yazmışız. Kritik noktaya göre de karşılaştırmışım bak. Kritik noktanın değerleri de var burada. Tamam. Gelelim TV diyagramına. TV diyagramını arkadaşlar sınavda sorarız. PV'yi de sorarız. İkisi de önemli ve bunları kesinlikle yanlış yapmayacağız. Doyma eğrisini önce çizeceğiz. Kritik noktayı göstereceğiz. PV ile çalışıyorsak içine sabit basınç eğrilerini çizeceğiz. Biz bir noktası 4 megapascal basınç eğrisini kesiyor ve sıcaklığı bu.
400 derece santigrat. Bir noktası burası. Tamam. Bak, kritik noktanın sıcaklığı 370,95, yani onun üzerindeki bir noktadayız. Kritik nokta bizim için referans noktasıydı zaten. Bir burası. Tamam, orada dursun. P2 basıncı şu. Bu basınca kadar gitmişiz. O zaman önce P2 basınç eğrisini çizelim. İki noktasının sıvı doymuş buhar bölgesinde, yani ıslak buhar bölgesinde olduğunu saptadık. İki noktasının, pardon, özgül hacmini de saptadık, V2. V kritik var. Kritik noktanın V kritiğini biliyoruz. Biraz önce TP diyagramında da bahsettik. V2 büyük, V kritik olduğu için yeri burası temsili olarak. Birden ikiye bu şekilde geliyoruz. Soğutma işlemi, basınç azalıyor ve doğrusal bir azalma var. Yani şu çizginin belli bir eğimi var. Başka önemli nokta bakayım. T2 sıcaklığı zaten belli. Hani P2 basıncına karşılık gelen doyma sıcaklığı. Çünkü şu bölge içindeki sıcaklık, doyma sıcaklığı tabloda var. Onun sıcaklığı belli. İnterpolasyonla bulduk. Tamam. Başka önemli nokta. Başka PV diyagramına bakalım. Doyma eğrisini çizdik. PV diyagramı içinde sabit sıcaklık eğrileri var. T1 arkadaşlar 400 derece, bakın şu noktanın üzerinde olduğunu biraz önce de söyledik. Şurada var. 370,95'in üzerinde 400. O zaman bizim bu sıcaklık eğrisi bu şekilde gelecek. Tamam. Bir noktasının yerini, şuranın kritik noktanın basıncı buysa onun altındaki basınç 4 megapascal, bir noktasının yerini belirledik. Buradan iki noktasına biraz önce yaptığımız gibi geleceğiz. Bu sefer 220,145 derece santigratı kesecek. V kritik küçük olduğu için V2 burada olacak. Ve P2 basıncı da bu şekilde belirlendiyse bu doyma basıncıdır. Birden ikiye PV diyagramında bu şekilde geleceğiz. Bunlar önemli. Şu örnek üzerine de kısaca duralım. Arkadaşlar böyle bir soruyla da karşılaşırsak ne yaparız ona bakalım. Başlangıçta hacmi bilinmeyen bir tank şekil ile verildiği gibi bir ayırıcı ile ikiye bölünmüştür. Burası ayırıcı. Tankın bir tarafında 0,9 MPa basınçta doymuş sıvı halinde 0,03 metreküp soğutucu akışkan var. Tankın diğer tarafı ise vakum pompasıyla boşaltılmış. Burası boş. Ayırıcı kaldırdıktan sonra soğutucu akışkan tüm tankı doldurmuş ve son sıcaklığı 293,15 Kelvin ve basıncı 280 kilopaskal olmuş. Tankın hacmini belirleyeceğiz. Arkadaşlar böyle sorularda şurası vakumlu ise, burada bir ayırıcı varsa, bu ayırıcıyı kaldırdığımızda buradaki akışkan veya gaz da olabilir. Burada akışkan da olabilir. Yani sıvı da olabilir. Akışkan demek, sıvı gaz demek. Sıvı veya gazdan biri olabilir. Serbestçe buraya yayılacak. Başlangıçtaki durum bu. Serbestçe yayılınca durum bu. Sıcaklık ve basınç bu oluyor. O zaman bir tarafı vakumlu olan kapalı kap problemini de ele alalım. İleride de ele alacağız. Bak, soruda doymuş sıvı demiş ya, ona baktım. Soruda doymuş sıvı demiş. O zaman doymuş sıvı hal 1 için geçerli bilgi. P1 0,9 megapaskal, V1 0,03 metreküp ama doymuş sıvı sorunun içinde vermiş. T2'nin sıcaklığı bu, T2'nin basıncı bu. Sistem R134A. Hal 1'in iki tane bağımsız özelliği var. Basınç ve doymuş sıvı noktası. R134A için tablo A12'den V1 eşit V1F alınır. Neden? Bu biraz önce konuştuk. Doymuş sıvı noktası. Zaten bu doymuş sıvı noktası. Hani sıkıştırmış sıvı noktası diye ben düşündüm. Zaten doymuş sıvı noktasında V1 eşittir V1F. Ama sıkıştırmış sıvı da olsaydı bu şekilde alacaktık. Tamam. Ama burada direkt doymuş sıvı vermiş. Tamam. Onun sayısal değeri bu. Tablo A12'den sıcaklığını da okuruz. Kütle arkadaşlar hacim verilmişse, özgül hacim de zaten saptıyorsak kütle hesabını yapabiliriz. Tamam. 34,965 kilogram. Hal 2'ye geçelim. Basınç değişmiş, sıcaklık değişmiş. 280 kilopaskal için T doymaya bakmışız. Yani burada doymuş sıvı diye verdiği için hal 1'i sorun yok. Ama hal 2'den hangi bölgedeyiz belli değil. 280 kilopaskal için T doyma eksi 1,25 derece santigrat ise ve T2 büyük, T doyma ise kızgın buhar bölgesi var. Doymuş sıvıdan genişleme olduğunda, serbestçe yayılma olduğunda kızgın buhara geçmiş R134A. O zaman R134A için tablo A13 kızgın buhar tablosu, V2 değeri okunur. Tankın hacmi soruluyor. Sonuçta hani tankın tamamına yayıldığı için bu V2 hacmine kadar yayılıyor.
Kütle belli, V2 özgül hacmi belli. Tankın hacmi 2.796 metreküp. Bu soru için bu yaklaşımı yapabiliriz. İleride aynı soruyu alıp enerji yaklaşımı da altında da bir bakacağız neler oluyor. Evet. Bu son soru sanırım. Buna da son soru değil. Bir bakayım. Bir soru daha olabilir. Neyse bakalım. 10 derece sıcaklık ve 350 kilopaskal basınçta hava içeren 1 metreküp hacmindeki bir tank. Böyle sorular da karşımıza çıkabilir. 35 derece santigrat sıcaklık ve 150 kilopaskal basınçta 3.1 kilogram kütlesinde hava içeren başka bir tanka bağına ile bağlı. Neyse bak burada özellikler verilmiş. Uzun uzun okumayalım. A tankının özelliği bu. Ve içindeki değerler bu. B tankının değerleri bu. Arada bir vana var. Bu başlangıçta kapalı. Ve havanın özellikleri verilmiş. Sıcaklık ve basınç verilmiş. Vana açılıp tüm sistemin çevre ile yani 20 derece santigrat sıcaklıkta ısı dengeye ulaşmasına izin veriliyor. Bakın bu 10 derece, bu 35 derece santigrat. Vana açıldığında çevre 20 dereceymiş. Zaten bu ikisi karışıp çevreyle dengeye gelmek isteyecek zaten. Ve dengeye gelmiş. 20 derece santigratta dengede. Tamam. Bu durumda ikinci tankın hacmini ve havanın son denge basıncını bulmuş diyor. Bakalım. Arkadaşlar hava ideal gaz. Önce bu bilgiyi yazalım. Sistem vana açılınca A artı B tankı. Sonuçta vana açılınca inceleyeceğiz olayı. O zaman bu açılınca ikisinin birleşimi sistem. A tankındaki havanın kütlesi belli değil. Burada belli, burada belli değil. Hemen onu bulabiliriz. PV eşittir MLT'den. Bunu A alt indisiyle gösterirsek bu şekilde yazabiliriz. A basıncı 350 kilopaskal. Ben burada hepsini pascal cinsinden yazmışım. Hacim 1 metreküp. Tamam. MA belli değil. Arkadaşlar havanın R gaz sabiti tablo A1'de var. Bak jül cinsinden yazmışım. Belki tabloda 0.287'dir o. Ben birimleri dikkate alarak 280'lik jül bölü kilogram kelvin. TA sıcaklığı başlangıçta o 10 derece santigrat. O zaman onu 10 derece kelvine çevireceğiz. Kütle yaklaşık 4.3 kilogram. Tamam. Önce kapalıyken hani kütleyi buradan halledelim dedik. Diğer tankta bilinmeyen ne? Hacim bilinmeyeni var. Kütle sıcaklık basınç verilmiş, hacim bilinmiyor. O zaman uzatmaya gerek yok. PB, VB eşittir MBR, TB'den VB'yi buluruz. Bak burada kilopaskal cinsinden yazmışım. Burayı kilojül cinsine çevirmişiz o zaman. Yani bunlar önemli. Tamam, diğer sayısal bilgiler var. Tabi burası her zaman kelvin. Bu B tankının hacmi de 1.828 metreküp çıkıyor. Vana açılınca kütlelerin toplamını alacağız. Hacimlerin toplamını alacağız tabii ki. Vana açılınca ne olacak fiziksel olarak? Kütlenin toplamı 7.4 kilograma erişecek. Hacim 2.828 metreküp'e erişecek. Havanın son denge basıncı artık bunlar birleştiği an PV eşittir MLT'den hesaplayacağız tabii ki. P'yi bilmiyoruz son durumda ama birleşince hacim bu oldu. Birleşince kütle bu oldu. Sıcaklık da çevre sıcaklığına geldi. Tamam. Buradan basıncı bulursun. Yani bu sorular da önemli. Sonuçta tek tek ele aldık. Bilinmeyenleri yani kütle ile hacim bilinmeyenlerini saptadık. İki tank için. Birleşince ne oldu? Kütle ile hacimler tabii ki toplandı. Ona göre son basıncı belirledik. Evet bir soru daha var. Bu soru önemli arkadaşlar. Bu soruyla dersimizin ilk bölümünü bitireceğiz. Bu soru da önemli. Sonuçta sıkıştırabilirlik konusu. Sıkıştırabilirlik konusunu ele almıştık. İdeal gazlar için gerçek gazlar arasındaki farkı ele almıştık. Bu soru önemli. Ona bakalım. Bir piston silindir düzeninde başlangıçta 200 kilopaskal basınç ve 300 derece santigrat sıcaklıkta 0.2 kilogram kızgın buhar vardır. Kızgın buhar. Direkt vermiş. Kızgın buhar 150 derece santigrat sıcaklığa gelene kadar sabit basınçta soğutuluyor. Hani sabit basınç dediği an piston silindir düzeni aklımıza gelebilir. Bu işlem sırasında silindirin hacim değişimini sıkıştırabilirlik faktörünü kullanarak belirleyiniz ve elde edilen sonucu gerçek değerle karşılaştırıp hata oranını belirleyiniz diyor. Arkadaşlar bak kızgın buharı ideal gaz olarak şimdi alacağız ama bu soru çerçevesinde aradaki hata oranına da bakacağız.
Ama sizler hiçbir zaman bu ders termodinamik bir dersi kapsamında kızgın buharı ideal gaz olarak almayacaksınız. Böyle bir soru görürseniz sıkıştırabilirlik faktörlük çerçevesinde alın. Zaten bunun içinde hatayı görün diyor. Ama geçmişteki tecrübelerden suyla çalışıyorsak ve kızgın buharla çalışıyorsak tablolar. Hemen PV eşittir MLT'ye sarılanlar var. O yanlış. Bu soru sadece sıkıştırabilirlik faktörü çerçevesinde bir olayı görün diyor. Piston silindir düzeni sabit basınç problemi soru içinde var. Sistem su. P1 200 kPa, T1 300 derece santigrat ve kütle 0,2 kilogram. Bu bilgiler verilmiş. Arkadaşlar kızgın buhar bu basınçta. Yine kızgın buhar olarak soru içinde vermiş yani bakıyorum. Tamam T2 sıcaklığı 150 derece yine kızgın buhar vermiş. Sabit basınçta soğutma işlemi. Neden? Sıcaklık azalmış. Tamam bu bilgileri yazdık. Şimdi arkadaşlar buharın özellikleri bakın. Buharı ideal gaz olarak alacaksak. Tablo A1 yanlış hatırlamıyorsam orada bu özellikler var. R gaz sabiti 0.4615 kilojül kilogram kelvin. Kritik sıcaklık ve kritik basınç değerleri zaten var ilgili tabloda. Su buharı için bunu yazabiliriz. Eğer kızgın buharı ideal gaz olarak işleyeceksek. Ama dediğim gibi hiçbir zaman işlemeyeceğiz. Yani sıkıştırabilirlik sorusu soruları haricinde her zaman tablo kullanacağız. Bak zaten buradan tablo değerleriyle onu karşılaştıracağız. 200 kilopaskal 300 derece santigrat kızgın buhar olarak al demiş. O zaman su için tablo A6'ya gidip V1 özgül hacmini 1.31623 metreküp kilogram okuruz. Tamam. P2 Hal2 için 200 kilopaskal 150 derece santigrat yine kızgın buharmış bu. Zaten hani şu ikisinden birini alıp karşılaştırma yaparsak yine kızgın buhar bölgesinde olduğunu ispatlayabiliriz ama soru içinde direkt vermiş. Yine tablo A6'dan V2'yi 0.95986 metreküp kilogram buluruz. Gerçekte hacim değişimi ne? Kütle çarpı özgül hacimlerin değişimi. 0.071274 bak virgülden sonra almışım bunları değerlendireceğiz. Metreküp kilogram. Soğutma işlemi olduğu için eksi çıktı. Tamam. Bu gerçek. Zaten biz bu işlemleri yapacağız her zaman su için. Ama sıkıştırıcı faktörünü kullanıyorsak su buharını ideal gaz olarak alabilir miyiz? Ona bakacağız. Burası önemli. PV eşittir MLT ideal gaz eşitliği Z'yi 1 aldığımızda böyle yazabiliyorduk. Gerçekte bu eşitlik arkadaşlar PV eşittir Z MLT'dir. Yani sıkıştırıcılık faktörü kapsamında buraya Z'yi dahil ediyoruz. 1 ise ideal gaz. Birden farklıysa Z zaten ideal gazlar uzaklaşıyoruz. Z'yi 1 alalım. PV eşittir MLT'de her tarafı kütleye bölersek V bölü M, M bölü M burası gider. V bölü M özgül hacme eşit yani PV eşittir RT olarak yazabiliriz. V1 özgül hacmini arkadaşlar PV eşittir RT'den bulmak istersek V1'i tek başına bırakmışım ben. O zaman R çarpı T, R bu, T bu, T tabii ki Kelvin bölü P. P de bu. V1 1.32254 çıkıyor. Biz yukarıda ne bulduk? 1.31623, 1.32 bak fark var tamam. Z'yi 1 alarak bir hata yapıyoruz zaten. Hatta ideal gaz alarak da hata yapıyoruz da neyse bakacağız. Aynı PV eşittir RT'den arkadaşlar V2'yi de buluruz. Bütün bilgiler var elimizde. Ve ideal olarak yani kızgın buharı ideal gaz olarak alırsak delta V 0.069224 çıkıyor. Eksi işareti soğumayı gösteriyor. 0069 diğeri 0071 fark var. Ve yüzde kaç hata? Yüzde yaklaşık 3 hata var. Bu hata önemli. Yapmayacağız bu hatayı. Eğer sıkıştırabilirlik faktörünü kullanıp hatayı azaltmak istersek ne yapabiliriz ona bakalım. O zaman Z1 farklı 1 için. Ne yapıyorduk? Geçmişte çalıştık. İndirgenmiş basınç ve indirgenmiş sıcaklıkları önce saptıyorduk. Hal 1 için. Elimizde P1 var, P kritik var. T1 var, T kritik var. Bu boyutsuz oluyor artık. TR ile TR boyutsuz. Burayı Kelvin alarak, burayı ikisini de aynı yani megapascal megapascal almışız alarak şu boyutsuz sayıları bulalım. Elimizde bir grafik var. O grafiği biraz sonra çalışacağız. Grafikten arkadaşlar şu ikisini yani cetvelle güzelce sınavda cetvel getirin. Kesiştirin.
Tabii ki 0.99.56'yı siz bulamayacaksınız. Belki bunu 0.98 bulacağım, belki 0.8 bulacağım. Yani sonuçta artık göz yanılmasına dikkate alarak ben bunu hesaplattım. Ama grafikten böyle ayrıntılı bulamayız. Ama grafikten biraz sonra bakacağız. Yani Z1'i sonuçta bulacağız. Z1 bak gördüğün gibi birden farklı. Hal 2 için P2, P kritik, T2, T kritiği bulacağız yine. Tamam. Grafikten Z2, 0.98.97. Tamam. O zaman bizim gerçek eşitliğimiz neydi? PV eşittir Z, MRT. Burada V1'i tek başına bırakırsak Z1, MRT1 bölü P1'e eşit olacak bu. Şu kısmı arkadaşlar ideal olarak bulduk zaten. Yani RT1 bölü P1, V1 ideale eşit. Yani istersen bu şekilde de yazabilirsin eşit. Z1M, V1 ideal. İstersen şunu kullan. Hiç önemli değil. Buradan V1'i 0.26 bulduk. V2'yi aynı yaklaşımla Z2M, V2 ideal 0.19 bulduk. Ve R yani indirgenmiş basınç kavramını kullanırsak delta V 0.07 çıkıyor. Hatta %1.72'ye düştü. Değerinde hatta yüzde yaklaşık 3'tü. Yani Z yaklaşımı altında hatayı azalttık. Gerçek değerlere ait tablolar varken ideal gaz ve R yaklaşım tercih edilmemelidir diye tekrar hatırlatmışım. Hani su için. Örneğin su için ve örneğin soğutucu akışkanlar için gerçek değerlere ait tablolar varken ideal gaz ve R yaklaşımı tercih edilmemelidir. Zaten biz su buharını arkadaşlar termodinamik 2'de iklimlendirmeyi işlerken ideal gaz kabul edeceğiz. Hangi şartlarda kabul ettiğimizi orada tekrarlayacağız. Ama bu aşamada kesinlikle kabul etmeyeceğiz. Evet, hatayla nasıl hesapladığımıza ait bir eşitlik burada vermişiz. 1.72'lik bir hata var. R yaklaşımı altında. Arkadaşlar elinizdeki tablolar bilgi notu içinde şu benim yerleştirdiğim tablo var. Bu tablodan hiç olmazsa kolaylıkla okuyabiliyoruz. Yani şurası PR değeri bak. PR değerini hesaplıyorsun. İçeride TR değerleri var. Bak şurada TR. Bu iki değeri kesiştirdiğinde karşısında Z değeri var. Artık burada hani şu 0.8 ile 0.9 arasında şuraya düşüyorsa artık cetvelle onu güzelce oranlayıp değerini hesaplayabilirsin. Yani bu tabloyu da tablolar, grafikler, bilgi notu içinden bu grafiği de çalışın. Bakın burada TR değeri de var, VR değeri de var. Yani indirgenmiş sıcaklık, indirgenmiş basınç yanında indirgenmiş hacim değeri de var. Hangisi gerekiyorsa onu kullanacağız. Şekil A15 A'ya güzelce bakın. Bu PR küçük bir için geçerliymiş. Tabii birden büyükse PR diğer tabloda var. Tamam, dersimizin ilk bölümünü bu şekilde bitirmiş olduk. Biraz yorulduk arkadaşlar. Tam 10 dakika sonra görüşelim. Saat 10.50, 11'de devam edelim.
Arkadaşlar devam edelim. Aramız bitti. Sizlere işlediğimiz konularla ilgili önemli sorular çözdüm. Bu soruları güzelce anlatmaya çalıştım. Dediğim gibi soruları siz inceleyin. İçindeki hesaplara bakın, tablo bilgilerine bakın. Onları kendim hazırlayıp kendim çözdüğüm için içinde hata varsa da bana bildirin. Sonuçta elimden geldiği kadar güzelce anlatmaya çalıştık. Bu çözdüğümüz bütün sorular önemli. Hepsi karşımıza çıkacak. Şimdi önemli bir konuya geçiyoruz. Bütün konular önemli de bundan sonra enerji analizine geçiyoruz artık. Önceki konularda anlattığımız her şey enerji analizinde, entropi analizinde ve egzerji analizinde bize lazım olacak. Şimdi enerji analizini güzelce artık öğreneceğiz. Termodinamiğin birinci yasası bizim için çok önemli. Bu birinci yasada hiçbir mühendisin hata yapmaması gerekiyor. Birinci yasayı çok iyi öğrenmeniz gerekiyor. Termodinamik hayatın içinde var ve her zaman karşınıza çıkacak. Ben hiç termodinamikle çalışma hayatında ilgilenmeyeceğim dememeniz gerekiyor. Zaten mümkün değil. Onun için enerji analizini çok iyi bileceğiz. Öncelikle kapalı sistemlerle başlayalım. Bazı hatırlatma noktalarıyla başlayalım. Piston silindir düzeniyle başlıyoruz. Çünkü bu piston silindir düzeni bize birçok şeyi gösteriyor, birçok şeyi öğretiyor. Kapalı sistemler için hareketli sınır içeren piston silindir düzeniyle başlayalım. Arkadaşlar piston elemanıyla başlayalım. Piston elemanı bizim için önemli. Kütlesi var ve çapı var ama sürtünmesiz. Sürtünmesiz olarak göz önüne alıyoruz. Bu kütle ve çap verilmezse zaten ağırlığını dikkate almıyoruz problemlerde. Ama verilirse ağırlığını da dikkate alıyoruz. Pistonun üzerinde bir dış basınç var. Bu dış basınç her zaman P atmosfer. Ve P atmosferle pistonun basıncının birleşimi sisteme etki ediyor. Sonuç olarak okun yönü aşağıysa bu aşağı olan oku atmosfer basıncı ve pistonu oluşturduğu basınç oluşturuyor. P pistonu bazen ihmal edebiliyoruz. Bu çerçevede okun yönü yukarıysa arkadaşlar sistemin basıncı var ve piston silindir düzeninde bu ikisi birbirine eşit olarak alınıp sabit basınçta işlem yapacağız. Hareketli sınır varsa hacim azalması ve hacim artmasıyla karşılaşıyoruz. Sıvı veya gaz olabilir sistem arkadaşlar. Sonuçta bu sistemi göz önüne alarak buradaki basınç çerçevesinde hacim artması ve azalması üzerine işlemler yapıyoruz. Ama bu işlemi bize sağlayan sınırı delen enerjiler. Örneğin Q giren varsa ısı olarak hacim artacak. Q çıkan varsa hacim azalacak. Tabii ki bu ısı girişi problemlerde yer aldı ama bu Q gireni nasıl hesaplayabiliyoruz? O daha yer almadı. Artık ona adım adım giriş yapacağız. Giren veya çıkan sistemi delen enerjilere bakacağız. Evet, pistonun ağırlığını arkadaşlar hesaplamışız. Kütle verilmişse yer çekimi mesela çarptığımızdan pistonun ağırlığını hesaplarız. Pistonun basıncı lazımsa tabii ki ağırlık bölü yüzey alanı. Pistonun yüzey alanı. P'de P'nin karesi bölü 4. Yukarıda da MP çarpı G yer alacak. Pascal biriminde biz bunu hesaplarız. Piston silindir düzenini ele almışsak arkadaşlar ve hal değişimi üzerine çalışıyorsak birinci hal P piston artı P atmosfer eşittir P sistem olmak üzere basınç olarak bu şekilde yazılacak. Sistem dengede ise bunlar birbirine eşit. Başlangıçta Q giren sıfır olsun ve elimizde sıcaklık hal bire ait sıcaklık, hal bire ait özgül hacim ve hal bire ait basınç varsa bu hal birin özellikleri olacak. Sistemin sınırına ısı geçişi başladığı an, Q giren farklı sıfır olduğu an arkadaşlar denge bozuluyor. Ama biz bu işlemi sanki dengeli olarak ele alırsak, termodinamiği şu anda sanki dengeli olarak inceliyoruz ve genişleme işlemi varsa yani sıcaklık girişi var, genişleme işleminde hacim artacak. Isı geçişi dengeyi bozar. Sanki dengeli olarak ele alacağız. Genişleme işleminde hacim artacak. Hacim veya özgül hacim. Tamam.
Hal 2'ye geldiğimizde piston sınırı düzeninde arkadaşlar basınç sabit. P2 eşittir P1 olacak. Ama hacim arttığı için Q giren olduğu için T2 farklı T1 olacak. T2 büyük T1 olacak. Hacim artacak. V2 farklı V1, V2 büyük V1 olacak. Yine hal noktaları dengede olan noktalardır bizim için. Ya burada Q gireni sıfır olduğunu kabul edeceğiz. Yani o an keseceğiz Q gireni veya o anda sistemi dengede kabul edeceğiz. İkinci halde özellikleri alıp ona göre değerlendirme yapacağız. Hal 1'den hal 2'ye sistemi getirebilmemiz için tek şart sınırı delen enerji giriş çıkışları. Burada da Q giren girişi var. Evet arkadaşlar, piston silindir düzeniyle çalıştığımızda gizli bir sınırı delen enerji var. O da hareketli sınır işi. Sonuçta piston yukarı doğru gidiyorsa veya piston aşağı doğru iniyorsa bu hareketi sağlayan bir sınır işi mutlaka var. Geçmişte bunu biraz ele aldık. Sınır işi PdV integraliydi. Hal 1 ile hal 2 arasında. Bu çok önemli. Nereden geldik buna? Hani iş sonuçta F çarpı X ise, kuvvet çarpı alınan yolsa, sınır içi de kuvvet nedir? P çarpı A. Yani basitçesinden yazarsak P çarpı A kuvvet, alınan yol X ise sınır işini bu şekilde yazabiliriz. A çarpı X hacme eşit, alan çarpı yükseklik hacim. O zaman PV olarak sınır işini yazabiliriz ve PdV integrali olarak gösterebiliriz. P sabit ise sınır işimiz kolay. P dışarıda, dV'nin integrali. Ama P hacmin fonksiyonu ise sınır işimiz tabii ki bu fonksiyon çerçevesinde değerlendirilecek. O zaman integralin dışına çıkartamayız tabii ki P'yi. Sabit P için sınır işimiz arkadaşlar, sabit P için VS olarak onu yazalım. P çarpı dV'nin integrali. Zaten bu dV'nin integrali delta V'ye eşit. P çarpı delta V veya P çarpı kütle çarpı özgül hacimlerin farkı. Tamam. Sabit basınç için basitçe bu şekilde yazabiliriz. Arkadaşlar sabit basınç işlemi için bunu PV diyagramında gösterirsek P1 eşittir P2, birden 2'ye ısıtma yapıyorsak birden 2'ye böyle gidiyoruz. Sabit basınç çizgisi üzerinde. Birden 2'ye böyle gittiysek bu gidiş çerçevesinde yapılan iş nedir? İş. Sınır işi. Altında kalan alan. İntegral demek altında kalan alan demek. Yani PdV integrali buraya eşit. Burası da basitçe dikdörtgen çıkıyor bak. O zaman bu alan P1 çarpı M çarpı V2 eksi V1 olarak yazılabilir. Küçük V'lerle çalışıyorsak başında M var. Yani şu dikdörtgenin alanı. Gelelim sabit hacim işlemi. Arkadaşlar kapalı kaplarla çalışıyorsak, rigid tanklarla çalışıyorsak sabit hacim işlemi vardı. Sabit hacim işlemi ne demek? PV diyagramında o zaman V'ye dik çizgi üstünde ilerliyoruz. Birden ikiye ısıtma varsa bu şekilde ilerleyeceğiz. Soğutma varsa tersi cinsinde ilerleyeceğiz. P1 basıncından P2 basıncına geleceğiz. Kapalı kapta yani ısı girişi varsa basınç artacak. Belli bir noktadan sonra bu kap patlayacak zaten. Ama sabit hacimde çalışıyorsak bak V1 eşittir V2, o zaman sınır işi var mı? Yok. PdV integralinde dV değişimi yoksa sıfır. Bak buraya da yazmışız. Alan, yani altında kalan alan ne burada? Sıfır. Sınır işi ancak şu şekilde ele alınabilir. Ama sabit basınç olması şart değil. Yani birden ikiye gelirken basınç şu şekilde değişiyorsa, doğrusal olarak değişiyorsa yine altında kalan alan, yani piston sinir düzeni üstünde yay varsa yine altında kalan alanı hesaplayacağız. O zaman bir yamuk oluşuyor. Bir yay varsa. Arkadaşlar akışkanımız gaz ise ideal gaz eşitliğini kullanacağız dedik. PV eşittir MRT. Burada ayrıntısını vermiş. Tamam. PV eşittir MRT'yi biz PV eşittir RT olarak da yazıyoruz. Yani küçük V cinsinden. Arkadaşlar küçük V yoğunluğun tersi. Biz bu V yerine yoğunluğu yazarsak P eşittir rho çarpı R, rho çarpı R çarpı T olarak da yazıyoruz. İdeal gaz eşitliği PV eşittir MRT veya P çarpı küçük V eşittir RT veya P eşittir rho RT olarak yazılabilir rho yoğunluk ise. Böyle bir hatırlatmadan sonra ideal gazın sıkıştırılmasına bakalım. PV eşittir MRT. P arkadaşlar burada gördüğünüz gibi hacmin fonksiyonu. Eğer sıcaklık sabitse, R sabitse, kütle sabitse zaten M ile R sabit. Yani sıcaklığı da sabit tutuyorsak sadece hacmin fonksiyonu olacak basınç.
O zaman P'yi tek başına bırakırsam MRT bölü V. Biz bunu düzenlersek arkadaşlar küçük V cinsinden V çarpı P bölü küçük V olarak da yazabiliriz. Bak, ideal gazın sıkıştırılması piston silindir düzeninde sınır işi gerektirecek. P çarpı dV integralini gerektirecek. P'yi dışarı çıkartamıyoruz. P'ye ait bir V'ye bağlı eşitlik elde ettik. O zaman P yerine bunun karşılığını yazacağız. Ben buraya kütlesel olarak yazmışım. MRT büyük V cinsinden yazmışım. Tamam. Burası küçük, büyük V değişimi ise. Tamam. MR sabit dışarı al. İçeride T bölü V çarpı dV kaldı. Başlangıçta söyledik ya, T sabit ise izotermal sıkıştırmadır. T sabit ise bunun adı izotermal sıkıştırma. Sabit basınçta sıkıştırma yani. O zaman T'yi de dışarı alabiliriz. İçeride dV bölü V kaldı. Bunun integralini alacağız. Arkadaşlar MRT sabit. dV bölü V'nin integrali ln veya bu ln'in matematiksel logaritma olarak da okuyoruz. Logaritma V2 bölü V1. Tamam. Arkadaşlar PV eşittir MRT idi. MRT yerine P1 V1'i veya P2 V2'yi koyabiliriz. Şu üçünün çarpımı bu soruda yani bu örnekte sabit. Yani T'yi de sabit alırsak o zaman bu üçünün çarpımı sabitse bu P1 V1 veya P2 V2'ye eşit olacak. İstersen sen VS'yi şu iki şekilde de yazabilirsin. Bak sıkıştırma varsa birden ikiye bu şekilde gideceğiz. Sıkıştırma yani yönü bu şekilde. Hacim azalacak. V1'den V2'ye bu şekilde gideceğiz. Gördüğün gibi bak burada eğrisel bir değişim var. Basınç değişiyor. O zaman altında kalan alanı ele alacağız. Sınır işi için. Altında kalan alan da yukarıdaki integralin çözümü olacak. Bakın burada sabit sıcaklık işlemi altında ne yapabiliriz'e baktık. Eğer politropik hal değişimi varsa bu politropik konuları da geçmişte çalıştık. Bazı gazlar arkadaşlar şu şekilde davranıyor. Yine basınç hacmin fonksiyonu ama C çarpı V üzeri eksen gibi bir eşitlikle davranıyor. Biz buna politropik hal değişimi diyoruz. Burada ne? Politropik üs. O zaman sınır ışık yine hani P'yi dışarı çıkartamıyorsa karşılığına bakacağız. Karşılığı C çarpı V üzeri eksi ne? Buna göre integrali alacaksın yani. Buna göre integrali alırsan sonuç bu. Burada bazı düzenlemeler yapmışım ben. P eşittir C çarpı V üzeri eksi ne ise arkadaşlar biz bunu C'yi burada tek başına bırakırsan P V üzeri ne olarak da yazabiliriz. Matematik olarak böyle yazabiliriz. C'yi tek başına bırakırsan yani şuradaki C yerine ne gelecek onu araştırıyoruz. C yerine o zaman P1 V1 üzeri ne veya P2 V2 üzeri ne gelebilir? Çünkü C bir sabit ve bu sabit şuna eşit. O zaman veya şuna eşit hani aşağıdaki daha güzel C buna eşitse 1, 2 indisini de yazsan altına aynı C'yi elde edeceğiz. O zaman şu yukarıdaki eşitliği arkadaşlar bu C bilgisi altında düzenlersek matematik olarak ben uzunca yazmışım bak. V2 1 eksi N yerine V2 çarpı V2 üzeri eksi N yazabiliyorum. Matematik olarak üstleri topluyoruz zaten. Buradan yukarıdaki şu bilgiyi buraya yerleştirirsek işte V2 bölü V2 N'ye eşit bu matematik olarak. Ve şuradaki bilgiyi de yerleştirirsen V2 N yerine yani V2 N burası C bölü P2 oluyor. O zaman elimizde P2'yi de yukarı alırsan P2 V2 bölü C. Yani burası matematik kısımları. Yani şurayı düzenlemişim ben. V1 üzeri 1 eksi N'yi de düzenlersen V1 P1 bölü C oluyor. Bak C cinsinden yazmışız. Neden? Çünkü şuradaki V2 ve V1 yerine bu karşılıklarını yazacağız. Matematik olarak düzenlemişim yani uzatmayayım. Şunları C cinsinden yazarsan burası P2 V2 eksi P1 V1 bölü C geliyor. Buradan C'ler gidiyor tamam. Yani sınır işini sen istersen buradan da hesaplayabilirsin. Yukarıdakiyle bu aynı. Matematik olarak bir düzenleme yaptık. Neye farklı? Bir ise politropik işlemlerde bu eşitliği kullanabiliriz sınır işi için. Buraya nereden geldik? İntegrali çözdük. Politropik sınır işi bu. Arkadaşlar ne eşittir 1 ise tabii çözümsüz değil problem bu. Ne eşittir 1'den farklı için bu. Şuraya da yazdık. Ama ne eşittir 1 ise PdV integralini tekrar çözeceğiz.
C çarpı V üzeri eksi 1 DV integraliydi bu. C'yi dışarı çıkar bunu elde ediyorduk. C çarpı ln V2 bölü V1'i elde ediyorduk. Yine yukarıda yaptık yani C yerine P1, V1, P2, V2 koyabiliriz. Burası aynı. Ne eşittir 1 ise, ne eşittir 1 ise bak yukarıdaki yani ne üstünü 1 alınca o zaman orası 1 oluyor. P1, V1 eşittir. P2, V2 eşittir. C oluyor. Bu da MRT'ye eşit oluyor. Yani ne eşittir 1 ise integralin çözümü şu. Burada arkadaşlar sabit sıcaklıktaki elde ettiğimiz eşitliğe benzedi. T1 eşittir T2 için demişim zaten. Bu şekilde yazabiliriz. Bunları bir inceleyin yani ne yaptık? Politropik hal değişiminde elimizde politropik bir eşitlik var. Bu P eşitliği var. Bu P eşitliğini integrale yerleştirdin. Ona göre integral aldın. Tamam. Yaylı piston silindir düzeneğini de işlemiştik arkadaşlar. Burada hani sınır işine bakıyoruz. Bak gazlar için sabit sıcaklık veya politropik veya PV eşittir MRT eşitliğini kullanarak ne yapabiliriz de baktık. Şimdi yaylı piston silindir düzeninde ne yapabiliriz ona bakalım. Isı girişi varsa şurada bir sınır işi de var ama yay varsa sistem nasıl değişecek? Olaylar nasıl değişecek ona bakalım. Şu bilgileri biraz önce soruda çalıştık arkadaşlar şu bilgileri. Hal 1 P1 V1 olsun. Yay pistona kuvvet uygulamıyor başlangıçta. Isı geçişi var. Hacim artışı var olsun. Tamam genişleme işlemi olsun. P2 V2'ye gelmişiz. Hacim artmış. P2 farklı P1. Neden yukarıda yay var? Bu sefer P2 büyük P1 olacak. Yani P2 eşittir P1 artı P yay olacak artık. Başlangıçta P1 basıncı varken hal 2'de buna yay da eklenecek. Yaydaki sıkışma işlemini arkadaşlar biraz önce dersin ilk bölümünde çalıştık. Delta eksi yani. O delta V bölü A pistona eşitti. Yayın uyguladığı basıncı da biraz önce çalıştık. F yay bölü A piston. Bak burada şunun karesi gelecek. Tamam burayı doğru yapmışım. Şu kısımları biraz önceki soruda çalıştık. O zaman sınır işi yay için P dV integrali yine basınç hacmin fonksiyonu. Bu çerçevede arkadaşlar yukarıdaki bilgileri uygularsak sonuç olarak P1 artı P2 bölü 2 çarpı V2 eksi V1'i elde ediyoruz. Yay varsa yaya ait sınır işimiz şu. Bu ara işlemleri yapmamışım. Siz bir bakın artık sonuç olarak P ve değerini göz önüne alarak integrali çözüp bunu elde edeceksiniz. Ama biraz sonra grafik üstünde çalışacağız. Şu yamuğun alanı sonuçta arkadaşlar bir noktası burası, iki noktası burası ise yayda böyle bir doğrusal değişim var. O zaman bu yamuğun alanı burada bir matematik olarak yamuk oluşuyor. Onun alanı zaten integralin sonucu. İstersen x2, x1 cinsinden de yazabilirsin bunu. 1 bölü 2 k, x2'nin karesi eksi x1'in karesi de aynı sonucu verir. Arkadaşlar V sınır yay, yamuğun alanı. Bunu çalışacaksınız. Ben hatırlatma yapıyorum. Doğrusal değişimde. Yaylarda biz değişimi doğrusal alacağız. Basınç da o zaman doğrusal değişecek. Evet, sınır işi önemli bizim için. Arkadaşlar çok önemli. Sınır işi her zaman karşımıza çıkacak. Ve bunun tanımını şöyle yapalım. Bir kütlenin veya ağırlığın kaldırılması veya ağırlığın sistemi sıkıştırması gerekir. Yani bir ağırlığı biz kaldırıyorsak veya ağırlık sistemi sıkıştırıyorsak mutlaka sınır işi var. Ağırlık burada basınç oluşturuyor sonuçta. Sistemin üzerinde ağırlık, yük varsa sınır işi söz konusudur. Bu çok önemli bak. İleride yine bunu hatırlatacağım ben. Herhangi bir ağırlık, yük söz konusu değilse orada sınır işi de söz konusu değildir arkadaşlar. Bu bilgi aklınızda olsun. Daha sonra bunu güzelce açacağız. Sistemin üzerinde ağırlık varsa sınır işi söz konusudur. Yük varsa. Sınır işi dış basınca göre hesaplanıyor. Dengesiz işlemlerde. Yani biz her zaman termodinamikte dengeli işlemleri göz önüne aldık. Ama dengesiz işlemlerde de sınır işi dış basınca göre hesaplanacak. Onunla da ilgili bir bilgi vereceğim biraz sonra. Ama burada öğrendiğimiz bilgileri bir toparlarsak arkadaşlar, PV diyagramı üzerinde toparlarsak, basınç özgül hacim diyagramı üzerinde toparlarsak, buraya ister özgül hacim ister hacim al. İkisini de alabilirsin. Ben burada büyük V'leri almışım. Tamam. Birden 2'ye 2A yolu üzerinde gidiyorsak, sabit basınç işlemi yapıyorsak,
Bakın ısıtma soğutmayı oklarla göstermişiz, tamam. Ama birden ikiye veya ikiden bire böyle sabit basınçta P1 eşittir P2 çerçevesinde gidiyorsak bu piston silindir düzeninde sabit basınç işlemidir ve altında kalan alan bize sınır işini verir. Birden ikiye 2B yoluyla gidiyorsak bu PV eşittir sabit işlemidir. T1 eşittir T2 için geçerli. Sabit sıcaklık izotermal işlem için geçerli. O zaman birden 2B'ye bu şekilde gidiyorsak bu elin altında kalan alan sınır işini verir. Birden 2'ye 2C yoluyla gidiyorsak ısıtma ve soğutma için de geçerli. O zaman P çarpı B üzeri N işlemi geçerlidir. Politropik bir durum geçerlidir. O zaman bunun altında kalan alan, bu eğrinin altında kalan alan bize sınır işini verir. Ama buraya mesela yay almamışız. Yayda böyle doğrusal bir değişim var. İster aşağı doğru ister yukarı doğru doğrusal değişim var. O zaman bir yamuk oluşuyor. O yamuğun alanı da yay için sınır işini verir. Birden ikiye sabit basınçta gidiyorsak altında kalan alan sıfır. O zaman onu da şu şekilde gösterebiliriz. PdV integrali bizim için geçerli. P'yi dışarı çıkarıyoruz, çıkaramıyoruz. Ona göre işlemleri yapacağız. Buraya ayrıntıyı yazmışız arkadaşlar. Birden ikiye nasıl gidiyorsa biraz önce çalıştık zaten. Ona göre integrali ele alıyoruz. Evet, şöyle bir bakın. Birden ikiye sabit basınçta gidiyorsak zaten bu. Sabit sıcaklıkta gidiyorsak bu, politropik olarak gidiyorsak bu, sıfırsa dV değişimi bu. Her zaman tersinir olarak çalıştık. Tersinin ifadesini ele alacağız. Ama onu şimdi sanki dengeli olarak ele aldık. Arkadaşlar dengesiz hal değişimleri de var. O zaman dış basınca göre çalışacağız dedik. Bu dış basınç içerideki hacim değişimiyle ilişkili olmayacak. Dengesiz hal değişimlerinde. Hep biz şu ana kadar dengeli durumları göz önüne aldık. Yani sanki dengeli kabul ettik. Bir bakalım. Hani bu vakumlu problemi biraz önce ele aldık. Üzerinde yine duracağız dedik. Dirensiz genişleme işlemi bir dengesiz durumu bize gösterir. Bak burada gaz var. Arada bir ayırıcı var. Burası vakumlu. Ayırıcı kaldırılınca A ile gösterilen sınır hareketli sınır oluyor. Hemen şuradaki bak A'la gösterdiğin şu gazın sınırı hareketli oluyor ve burada bir dengesiz, dirensiz genişleme işlemi oluşuyor. Genişleme gerçekleşiyor. Gazın hacmi değişmiyor ama. Sonuçta şu gaz neyse buraya yayılıyor, genişliyor. Burada dış basınç var mı? Bak, gazın başlangıçtaki sınırı bu A. Burada vakum var. Vakumun olduğu yerde yani basınç yok. Dış basınç sıfır. O zaman burada sınır işi var mı? Yok. Çünkü dış basınç sıfır yani. O zaman bunun çarpımı sıfır. Hacim tamam değişiyor da dış basınç yok. Vakumun burada etkisi sıfır basınç olarak. Yani ağırlık kaldırılmadı. Bak o, hani o tanımı hatırlayın demiştik. Bu gaz burada herhangi bir ağırlığı kaldırmadı. Serbestçe şu boş ortama yayıldı. Yani bir ağırlık, bir direnç yok burada. Çok önemli konular bunlar. O zaman sabit dış basınç çerçevesinde P dış V2 eksi V1'i alacağız. Böyle vakumlu ortamlarda P dış basınç sıfır olduğu için sınır işi yok, sıfır alacağız. Başka bir önemli örnek. Sönük bir balon hava ile şişirilecektir. P atmosfer 100 kilo Pascal bak. Sonuçta bu atmosfere karşı şişirilecek. Balonun son hacmi 4 metreküp oluyor şişirince. Balon içindeki havanın atmosfere karşı yaptığı işi bulacağız. Balon içindeki havanın sabit basınç 100 kilo Pascal'a karşı yaptığı işi bulacağız. Dış basıncımız 100 kilo Pascal. V1 sıfırdı. V2 4 megapascal, 4 pardon metreküp megapascal değil, hacim değişimi. 4 metreküp'e getiriyoruz. O zaman bizim dış basıncımız atmosfer basıncı oluyor. Hacimde de değişim var. 4'ten yani 0'dan 4'e geliyor ama 100 kilo Pascal'a karşı bu balonu şişirirken iş yapıyoruz. O zaman 400 kilojüllük bir iş yapıyoruz. Yani bir ağırlık kaldırdık mı? Kaldırdık. 100 kilo Pascal'a karşı biz bir ağırlık kaldırmışız gibi işlem yaptık. Evet, bu önemli bilgilerden sonra arkadaşlar sınır işini güzelce işledik. Arkadaşlar termodinamik kitaplarından sınır işine tekrar bakın. Politropikte ne yapıyoruz? Sabit sıcaklıkta ne yapıyoruz ideal gazlar için?
Diğer durumlarda ne yapıyor? Sınır işinin birkaç türü var. Onu kesinlikle bakın. Sınır işini her zaman ele alacağız. Kapalı sistemlerde enerji dengesi, enerji analizi, termodinamiğin birinci yasası, enerji eşitliği aynı şeyi bize gösterecek. Bundan sonra biz ona kısaca enerji eşitliği veya enerji dengesi de diyebiliriz. Kapalı sistemlerle başlayacağız, açık sistemlere doğru gideceğiz ama enerji dengesini termodinamik dersini alan herkes çok iyi bilecek. Hayatta da bunu her zaman kullanacak. Basit bir eşitliğimiz var. Geçmişte de çalıştık. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem diyoruz. Bak, sistemi şöyle ele alırsak, bu sistemin enerjisini değiştiren tek şey sınırı delen enerji giriş çıkışları. Kapalı sistemle çalışıyorsak ona kontrol kütlesi de diyorduk. Kapalı sistemlerde sınırı ancak iş veya ısı delebilir. O zaman kapalı sistemle çalışıyorsak iş ve ısıyı göz önüne alacağız. Biz şimdi şu işi sınır işi olarak ele aldık. Ama her zaman birinci yasa eşitliği çok basit arkadaşlar. Giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem yazacağız. Bu açık ve kapalı sistemler için aynı eşitlik. Tamam. Hal değişimi varsa sınırda hangi olaylar olabilir? Sınırda, sınırı delen olaylar. E giren ve giren olabilir. E giren altında. Pardon, E giren altında Q diyeceğiz bunu ya. E giren altında Q giren ve giren olabilir. E çıkan altında Q çıkan ve çıkan olabilir. Aradaki eksiye dikkat edeceğiz. Isı girişi çıkışı, iş giriş çıkışı bu şekilde değerlendirilebilir. E giren ve E çıkan altında. Kapalı sistemlerde sınırın içinde ne etkiliyor? Yani sistemdeki enerji değişimi sonuçta. Sistemdeki enerji değişimini yani sınır içine ne etkiliyor? Sınırı delen olaylar etkiliyor. O da dört şekilde olabilir buraya yazdık. Ama sınırda yani sınırın içinde değişim ne? Sistemdeki değişim. İç enerji değişebilir, kinetik enerji değişebilir, potansiyel enerji değişebilir. Termodinamik bu enerji değişimiyle ilgileniyor. Bu enerji değişimini de ancak sınırı delen şu dört tane olay sağlıyor. Bu dört olayı aşağıda toparlarsak Q giren artı V giren eksi parantez içinde Q çıkan artı V çıkan olacak. Bu da şuna eşit olacak sonuçta delta U ile yazdığımız delta kinetik enerji ve delta potansiyel enerjiyle yazdığımız şu duruma eşit olacak. Joule biriminde çalışıyorsak. Arkadaşlar biz sistemdeki enerji değişimini zamana göre enerji değişimini zamana göre modellersek yani joule bölü saniye biriminde çalışıyorsak ona da watt diyeceğiz. O zaman şurası delta değil D oluyor o zaman. DE'nin DT'ye göre değişimi. E giren eksi E çıkanın değişimine eşit olacak. Üzerine nokta koyduğumuz an bunu watt biriminde olduğunu anlayacağız. Isı arkadaşlar joule biriminde ise o nedir? Watt biriminde çalışıyorsak üzeri noktalı yani watt çarpı zamanı delta T'ye eşit, DT'ye eşit. Q üzeri nokta çarpı DT'nin integralini alırsak Q'ye erişiyoruz demek istedim yani. Şurası watt, burası saniye, watt çarpı saniye joule. Bu integrali alırsak tabii Q sabitse dışarı çıkar. Q üzeri nokta sabitse o zaman burası delta T oluyor. İş için de aynı şeyi yazabiliriz. Delta E sistem içinde şunu yazabiliriz. DE bölü DT ise onu delta T ile çarptığımızda delta E sisteme erişiyoruz. Bunlara ayrıntılı bakacağız zaten. Arkadaşlar çevrim geçiren sistemlerle çalışacaksak yani bir halinden başladık, ikiye geldik, üçe geldik, tekrar bire geldik. O zaman delta E sistem sıfır oluyor. Sonuçta birden başlayıp bire geldiysek sistemdeki şu enerji değişimleri sıfır olacak. Yani E giren eşittir E çıkan olarak alacağız. Yani örneklerde ona bakacağız da şimdi bu hatırlatma. Eğer çevrim geçirirse sistem birden başlayıp tekrar bire geliyorsa burası sıfır. O zaman E giren eşittir E çıkan olacak. Yani şurası sıfırsa bu ikisinin farkı sıfır eşit oluyor demek. Arkadaşlar konuyu güzelce anlatmaya çalıştım. Enerji analizine başladık. Termodinamiğin birinci yasasına başladık. Ve bu birinci yasa bizim için çok önemli. E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem. Ve burada sınır işi olaylarını ele aldık. Bak, şimdi sınır işi örnekleri bu benim orijinal bilgi notu. Hiçbir kitapta bu derlemeyi bulamazsın. Onun için burada güzelce bir özetleme yapalım. Ben bunu birçok kitaptan çalışıp kendime göre böyle derledim. Hiçbir kitapta bu bilgiler yok. PV diyagramları kapsamında sınır işi örneklerine bir bakalım.
Burada anlattıklarımı anlarsanız arkadaşlar, bundan sonra karşılaşacağınız hiçbir problemde hata yapmazsınız. Evet, PV diyagramı üzerine göstereceğiz ve sınır işini buraya yazacağız. Önce şunu ele alalım. Şöyle bir piston silindir düzenimiz var ve şurada durdurucular var. İçeride gaz olsun veya yani sıvı olsun fark etmez. Ve Q çıkan var. Q çıkan varsa bu piston aşağı doğru hareket edecek demektir. Yani ısı azalıyorsa içeride. İçeride sıcaklık azalıyorsa diyelim. Yanlış konuştum. Sistemin sıcaklığı azalıyorsa Q çıkanla bunu modelleyebiliriz. Bir daha doğrusunu söyleyeyim. Sistemde sıcaklık azalıyorsa onu Q çıkanla modelleyebiliriz. Tamam. Bir noktasından iki noktasına bunu getirebiliriz. Burada durdurucu varsa arkadaşlar bu piston serbestçe birden ikiye gelecek. Ama daha da soğutma işlemi devam ediyorsa aşağı ilerlemek isteyecek. Ama durdurucu varsa bu bunu engelleyecek. O zaman PV diyagramını nasıl çizebiliriz? Birden ikiye gelirken P1 eşittir P2'de geleceğiz piston silindir düzeninde. Durdurucu noktasına kadar sabit basınçta geleceğiz bak. Burada arkadaşlar Q çıkan olduğu için okun yönü bu. Tamam. 2'ye geldik. 2'den de daha aşağı gitmek istiyor bu piston. Ama durdurucu var gidemiyor. O zaman 2'den 3'e sabit hacimde gidiyoruz bak. İki tane işlem var burada. P1 eşittir P2 ve V2 eşittir V3. Tamam. Grafiği çok güzel çizdik. P2 küçük P dış oluncaya kadar sabit basınçta ısı çıkışı oluyor. Tamam. Arkadaşlar sınır işine birden 3'e geldiğimizde sınır işi nedir? PdV integrali sonuçta 2'den 3'e gelince bir iş kavramı yok demiştik. Sabit hacimde. O zaman sabit basınçta 1-2 arası V1 3'e eşittir. O zaman onu biz P1 V2 eksi P V2 eksi V1 olarak yazabiliriz. P1 P2 eşit sonuçta. P1 P2 eşit. O da P dışa eşit. Bak burası da çok önemli. Dış basınçları konuştuk. Birden 2'ye gelinceye kadar P1 eşittir P2 ama 2'den 3'e gelinceye kadar P dış büyük P3 ama sonuçta durdurucu çerçevesinde şu eşitliği yazabiliriz. Evet, sınır işi basitçe bu. Gelelim ikinci örneğimize. Bu benim orijinal bilgi notum arkadaşlar. İçeride gaz veya sıvı var. Bu sefer Q giren var ama yaylı bir sistem. Birden 2'ye gelinceye kadar bu sistem nasıl davranır? Bunu zaten biraz önce de çalıştık. Birden 2'ye gelinceye kadar Q giren varsa bu sistemin sıcaklığı artacak. Q giren sabit. Sistemin sıcaklığı artacak. Birden 2'ye yay olduğu için doğrusal bir değişim var. P1'den P2'ye bu şekilde geleceğiz. V1'den V2'ye bu şekilde geleceğiz. Ve alttaki yamuğun alanı. V1, 2 yamuğun alanı bu. 1 bölü 2 P1 artı P2 V2 eksi V1. P1 P dışa eşit. P2 P dış artı P yaya eşit. P dış dediğimiz burada atmosfer basıncı olabilir ilk halde. İkinci halde yayın basıncı artı atmosfer basıncı. Bu dış basınç çerçevesinde. Tamam. Gelelim üçüncü önemli duruma. Q giren var. Yine burada gaz veya sıvı var. Piston başlangıçta bu şekilde ve yukarı doğru gidiyor ama durdurucu var. Eğer durdurucu olmasa bu Q giren oldukça bu daha da ilerleyecek. Ama burada ilerlemeyi engelliyor. O zaman nasıl çizeriz? P1 eşittir P2 durumu var başlangıçta. Ya da başlangıçta 1'den 2'ye gelinceye kadar. Başlangıç bir noktası. Ama 2 noktasına veya 2 haline gelinceye kadar basınç sabit. Sonra ısıtma devam ettiği için bu yukarı doğru devam edecek. Bak hacim sabit pardon basınç artıyor. V2 eşittir V3. Grafiğimiz bu şekilde. P2 büyük P dış oluncaya kadar sabit basınçta ısı girişi devam ediyor. V1 3 şunun altında kalan alan sonuçta arkadaşlar. P1 V2 eksi V1. P1 eşittir P2 P dışı eşit. P3 büyük P dıştan. Ama durdurucu sayesinde basınç artıyor sonuçta. Evet. Bu grafikler çok önemli arkadaşlar. Yani söylüyorum hep üzerinde duruyorum. Karşılaşacağınız problemler bu cinsinde olacak. Gelelim piston silindir düzeninde yine durdurucu var. Ve başlangıçta piston durdurucuların üzerinde. Q giren var. Gaz için veya sıvı için. Bu Q giren olduğu için bu arkadaşlar yükselecek. Ama ne zaman yükselecek? Burası çok önemli. Bu soruda da çok önemli bir nokta var.
Bak P2 P dış oluncaya kadar sabit hacimde ısı girişi. Yani sonuçta içerideki gazın basıncı P dıştan düşük olabilir. Bak en genel durumu ele alıyoruz. Eşit de olabilir. Ama düşükse P2 basıncından P1 düşükse başlangıçta V1 eşittir V2 çerçevesinde 2 noktasına geliyoruz. Çok önemli bu. 2 noktasında ancak dış basınca eşitse bizim sistem bu piston yukarı doğru çıkabilir. Bu ne demek arkadaşlar? Başlangıçta bir pistonun ağırlığı var. Yani P dışın içinde bunun hepsi. Ve bizim gazın basıncı başlangıçta P dıştan düşük. Yani hem atmosfer basıncı arttı hem piston ağırlığını oluşturdu. Basıncın ikisine P dış dersek ondan düşükse birden ikiye gelinceye kadar sabit hacimde ilerleyeceğiz. Ancak dış basınçla sistemin basıncı eşit olduğu an sabit basınçta bu ilerleyecek. Önemli bunlar. V1-3 basit, yani altında kalan alan. P2 basıncı veya P3 basıncını buraya koyarsan V3 eksi V2'nin çarpımına eşit olacak bu. Bak başlangıçta P1 küçük P dışsa daha sonra P2 eşittir P3 P dış oluyorsa grafiğimiz bu. Gelelim rigid tank veya sabit hacimli tank veya kapalı kap problemine. Yine içeride gaz veya sıvı var. Q giren var. Q giren varsa arkadaşlar basıncı arttıracak bu. P1'den P2'ye gideceğiz. Sabit hacimde sınır işi sıfır. P dış, P atmosfer olabilir. Hani sonuçta bu kapalı kapı olduğu için dış basınç çok etki etmiyor. Ama içerideki basınç değişimini bu şekilde modelleyebiliriz. Sınır işimiz de sıfır olacak sabit hacim probleminde. Başka önemli bir nokta. Arkadaşlar piston durduruculara yapışmış. Başlangıçta böyle. Q çıkan var. 1-2 noktası böyle bak. Hani bir noktasının basıncı başlangıçta büyük olabilir ve bunu burada tutabilir. Ancak dış basınca eşit olduğu an 2 noktasına geldiğimiz an hacimde azalmayı gözlüyoruz. Bak bunlar çok önemli. P2 eşit P dış oluncaya kadar sabit hacimde ısı çıkışı var. O zaman bunun PV diyagramı bu şekilde. Ve altında kalan alan yine bize sınır işini verecek. P1 P dıştan başlangıçta büyükse grafiğimiz bu. P2 eşittir P3 P dış oluncaya kadar sınır işi değişimi de bu. Arkadaşlar bu Ege ders içinde var bu bilgi notu. Bunu güzelce inceleyin. Bunu anlayan sınır işinde hiçbir zaman hata yapmayacak. Bu kadar konuştuk. Biz arkadaşlar enerji dengesi kapalı sistemler için enerji dengesi eşitliğine yani termodinamiğin birinci yasasına giriş yapıyoruz. Bu giriş çerçevesinde sadece şu anda sınır işini çalıştık. Daha Q için yani ısı giriş çıkışı için bir işlem yapmadık. Adım adım gidiyoruz. Örneğimiz düzenekteki piston. Bak burada bir piston var yere yapışmış yani. 150 kilo Pascal basınç değerinde hareket ediyor. Yani ancak şu altındaki basınç 150 kilo Pascal olunca bu hareket edebilir. Başlangıçta B, piston silindir düzeni boştur. Bu B yani piston silindir düzeni boş. Piston tabana yapışmış. Vana açılıyor ve B'deki 150 derece santigrat sıcaklık ve 150 kilo Pascal basınç değeri gözleniyor. Zaten bak 150 kilo Pascal, şurada 150 kilo Pascal, ancak 150 kilo Pascal geldiğinde bu yükselecek. Vana başlangıçta kapalı, sonra açılıyor. A'nın özellikleri 400 litre, 200 kilo Pascal, 30 derece santigrat. Bak başlangıçta 200 kilo Pascal vana kapalı. Açıldığı an, şuradaki basınç 150 kilo Pascal olduğu an yükselme başlayacak. Önce vana kapalıyken işlemlere bakalım. Bak argon gazı varmış. Yani argon ebatesini hemen tablodan almışız. Gaz sabitini. Sonuçta argon varsa bu gaz, ideal gaz. Vana kapalıyken A deposuna bakalım. PV eşittir MLT'den. Bilinmeyen ne var? Kütle var. Basınç belli. 200 kilo Pascal, 200 çarpı 10 üzeri 3 Pascal. Hacim 400 litre, 400 bölü 1000 metreküp. Kütle belli değil. R gaz sabiti. Yani argon için tablo A1'de yanlış hatırlamıyorsam. Sıcaklık her zaman Kelvin 30 artı 270.15. Hepsini yerleştirince kütle 1.268 kilogram argonun kütlesi. Vana açılınca ne oluyor? Burada ideal gaz var. Vana açılınca ne oluyor arkadaşlar? Yeni bir durum. PV eşittir MLT'den.
Arkadaşlar vana açılınca bakın bu B'de PB basıncına ulaşıyor. Solun içinde vermiş 150 kilopaskala ulaşıyoruz. Ama hacim ne oluyor? VB'nin hacmi oluyor. Sonuçta vana açılınca şuradaki hacim arttı. Buradaki hacim karşımıza çıkıyor. Kütle değişmez. Gaz sabiti değişmez. Sıcaklık değişiyor. Ama bu soruda sabit almış. Yani sonuç olarak sıcaklık değişiyor da sorumuzda sabit almış. Bakayım. Evet. Buradan BA'nın hacmini buluruz. Birleşik kabın hacmi. VA arkadaşlar 400 litreydi. Bunu 1000'e böldüğümüzde 0,4 metreküp. Sadece A tankı ama açıldığında bu hacme geliyoruz. Grafiği de çizmişiz. Yani başlangıçta V1 B tankı için 0. Sonra V2'ye geliyoruz. Sabit basınçlı. Sınır işini sormuş. Sınır işi tabii ki bu basınç değeri çarpı hacim değişimi. Hacim değişimini de arkadaşlar V1 başlangıçta 0, V2, VBA eksi VA olacak. Yani A hacmini tabii ki çıkaracağız B tankı için. Birleşik tankın hacmi bu. A tankı 0,4. Farkı bu tamam. Sonra onu PB basıncıyla çarpıyoruz. 150 kilopaskal önce hareket ediyor demiş. Hareket ettiği çerçevesinde şu kadarlık hacim çerçevesinde hareket ediyorsa 20 kilojoule'luk burada sınır işi var. Arkadaşlar soruda bir hata yaptım galiba, ona bakıyorum. Başlangıçta bu 30 derece santigrat. Şurada hata yapmışım sanırım. Yani soruda 150 derece vermiş. Tamam. Hata da ben de yapabiliyorum sonuçta. Ona bakacağız ama burada gözümden kaçmadı. 150 diyor. Tamam. Ona göre değerlendirme yapacağız. Yani şurada bir hata var. Tamam. Ona bakarsınız. Yani sayısal değerlerde ben hata yapabiliyorum da işin mantığı bu şekilde. Gelelim başka bir soruya. O hatayı ben düzeltirim arkadaşlar. Bir balonun basıncı P eşittir C çarpı V üzeri 1 bölü 3 eşitliği çerçevesinde değişiyormuş. Bak politrofik bir değişim var. C'yi burada vermiş. 100 alalım demiş. Kilopaskal bölü metre. Havanın balon içindeki birinci hali 1 metreküp 25 derece santigrat. Birinci hali. İkinci hali şişiriliyorsa 4 metreküp. Sıcaklık değişir biraz da burada sabit almış. Tamam. Hal 1'den hal 2'ye gelinceye kadar olan sınır işini hesaplayacağız. Bak bu balon yani sonuçta bir şişiyor. Atmosfere karşı bir sınır işi gerçekleşiyor. İllene piston sinirli düzeneği değil. Ama politrofik bir değişim var. Bak P1 basıncını politrofik değişim çerçevesinde C verilmiş, V1 verilmiş burada. O çerçevede 100 kilopaskal buluyoruz. P2 basıncını da 4'e geldiği için bu politrofik değişim çerçevesinde 158,74 kilopaskal buluyoruz. Sonuçta balonu şişirirken yüzün üzerinde bir basınç uygulamamız gerekiyor. Bu sefer sınır işimiz bu değişim çerçevesinde arkadaşlar. Politrofik bir değişim var. PdV integralini yani biraz önce çözdük. Şu şekilde ifade edebiliyorduk. Bunların sayısal değerleri elimizde var. Bak eksi. Dikkat. Politrofik üstü burada ne vermiş? 1 bölü 3 vermiş ama biz bak burada dikkat demiş. Onu burada bu kısım da çok önemli, hata yapmayalım. Politrofik üst ancak şu eşitlikle geçerli arkadaşlar. P'yi tek başına bıraktığına karşısındaki üst politrofik üst. Bize burada bakayım şöyle bir. Şaşırmayalım. Evet. Eksi N 1 bölü 3'e eşit. N'yi biz eksi 1 bölü 3 alacağız. Yani politrofik üst. Evet, tamam. Ben de şaşırmayayım. Ancak şu şekilde geçerli. Arkadaşlar PV politrofik üst eşittir C yazabiliyorsak geçerli şu eşitlik. Son kez söyleyeyim ben de şaşırmayayım. Şu son yazdığımız şu eşitliği kullanırken şuradaki N politrofik üstü ancak C'yi tek başına bıraktığımızda, yanlış söylemeyeyim şimdi hatırladım. C'yi tek başına bıraktığımızda karşıdaki üst bizim için politrofik üst. Soruda hani bir şaşırtma olmuş. P'yi tek başına bırakmış, tamam. Politrofik üstü bu eşitlikte değerlendirirken son kez söyleyeyim. C'yi tek başına bırakacağız. C'yi tek başına bırakınca politrofik üst karşıya eksi olarak geçecek. Yani burada eksi neydi? Neydi? Eksi 1 bölü 3. Tamam. Son kez söyleyeyim. Ben de şaşırdım biraz önce.
Bizim sonucumuz bu. Buradaki N politropik üst ancak C'yi tek başına bıraktığımızda karşıdaki üsttür. Onun da artı eksi işaretini dikkate alarak burayı değerlendireceğiz. Arada eksi işareti var ama N'ye de kendisi eksi burada. Tamam. Sınır içini buradan 401.2 kilojül olarak buluruz. Kütleyi sorarsak arkadaşlar P2, V2, M2, RT2'den M son kütle oluyor zaten. Yani sonuçta balon havayla doluyor ya başlangıçta ki durumla sondaki durum M2 son kütle. Son durum ne? Hacim bu. Son basınç bu. Z değişmez tamam. T2 sıcaklığı değişir de burada sabit al demiş. Son kütleyi de buradan hesaplarız. 7.42 kilogram balon için. Dersimizi bitirmeden önce son bir örneği ele alalım arkadaşlar. Bugün önemli konuları işledik. Sınır işini işledik. Bu sınır işi çerçevesinde sınır işi konusu çok önemli. Ayrı bir konu olarak şimdi işledik. Bu çerçevede önemli sorular da yapıyor. Soruları Bedlük'te modelliyoruz, inceliyoruz. Arada tabii her birini ben kendim çözdüğüm için bazı sayısal hatalar da olabiliyor. Onları da görerek şimdi ele aldık. Piston silindir düzeneğine benzeyen pimli tank. Pim demek yani bu piston silindir durdurucu gibi bir şey bu. Pimli tank içinde 2,5 kilogram kütlesinde 600 kilopaskal basınçta ve 60 derece santigrat sıcaklıkta su var. Sistemimiz su. Ve sınırını da burada çizmişiz. Sonuçta sistem su. Pim çekiliyor ve ani genişlemeyle su tüm tankı dolduruyor. Bak sürtünmesiz bir burada piston silindir düzeni de piston sürtünmesiz ve kütlesiz verilmiş. Soruda yani hiç bunun kütlesiyle ilgili bir bilgi yok. Sürtünmesiz zaten ele alıyoruz ve kütlesiz piston. Burada pim var, pistonu tutuyor. Yani içeride başlangıçta yüksek bir basınç var. Bu pim olmasa bu aniden yükselecek ve burada yine vakum var bak. Yani vakumlu sistem. Tankta yalıtımlı, tamam. P2 10 kilopaskal ise T2 nedir, V tank nedir ona bakacağız. Yani sonuçta aniden bu genişliyor. Sonuçta pimi çıkardığın an bunu bu kabın tavanına yapıştıracak sistem ve içerideki basınç düşecek. 10 kilopaskala kadar düşmüş. Tamam. Vakumlu tank 2,5 kilogram içeride su var. Hal 1 600 kilopaskal ve 60 derece santigrat. Hal 2 10 kilopaskala geliyor basınç. Aniden pimi çektiğimiz çerçevede. Arkadaşlar soruyu enerji analiziyle çözmüşüm. Bu bilgilere bir bakalım bak. Sınır burada belli. Sınır bu. Sistem neyse sınırı da bu. Sınırda E giren E çıkan yok. Arkadaşlar hani burada piston silindir düzenine benziyor ama burada vakum olduğu için bir ağırlığı kaldırmıyor bu. Kütlesiz piston var. Bir ağırlık kaldırılıyorsa o zaman sınır işinden bahsederiz. Hani hemen buraya sınır işini yerleştirmeyeceğiz. Hem piston kütlesiz bir ağırlığı yok hem de burası vakum. Burası belli bir basınç uygulamıyor başlangıçta. Ve bir sınır işi yok. Ancak bu sistem bir ağırlığı kaldırıyorsa veya ağırlık bu sistemi aşağı doğru itiyorsa sınır işinden bahsederiz. Vakumlu özel sistemlerde giren çıkan cinsinden herhangi bir sınır işi giriş çıkışı yok. Isı giriş çıkışı da yok çünkü yalıtımlı tank. Yani sınırdan bir Q giriş çıkışı yok. Bu sistem ısınsa da soğusa da yalıtımlı olduğu için dışarıya bir çıkış yok. O zaman E giren E çıkanı hemen yok yazabiliriz. Sınırda bir olay yok. Vakumlu özel bir sistemle çalışıyoruz. Ben her zaman özel problemleri ele alarak size konuyu anlatmaya çalışıyorum. Ama delta E sistem var. İçeride bir enerji değişimi var sonuçta. Kinetik ve potansiyel enerjiden bahsedemeyiz. Öyle bir durum yok. Sadece elimizde delta U kaldı. Güzelce yazmışım bak. Yalıtımlı tank. Q giren Q çıkan yok. V çıkan yok. V giren yok. Herhangi bir ağırlık kaldırılmadığı için vakumlu ortamında genişlemede sınır işi olmaz. Biraz önce anlattıklarımı zaten yazarım ben her zaman. Yazarak da buraya değerlendirmişim. Burası sıfır. Delta U'ya eşit bu sıfır. O zaman bir iç enerji değişimi var sistemde. Yani sistemde bir enerji değişimi olabilir. Küçük U'larla gösterirsek, özgül iç enerjiyi gösterirsek U2-U1 çarpı M. Kütle zaten arkadaşlar şeydir, sabittir ve fiziksel olarak bir değeri var. Sıfır olamaz. O zaman burayı sıfır yapan içerisi olabilir. Demek ki iç enerji de değişmiyor. Bak yani böyle özel problemde özel bir sonuca ulaştık. Demek ki iç enerji de değişmiyor.
Hani her şey sıfır sınırı denilen enerjiler cinsinden. İç enerji değişecek diyoruz biz o zaman. Ama burası sıfırsa ve bu değişim varsa kütle de sıfırdan farklı zaten. O zaman bu eşit çıkıyor. Kinetik ve potansiyel enerji değişimi yoksa iç enerjiyi ancak sınırdan giren veya çıkan enerjiler değiştirebilir diye yazmışım. Çok güzel bir sonuç. Yani ben de ayrıntıyı söylemedim buraya gelmek üzere. Sınırı denilen enerji giriş çıkışları yoksa iç enerjiyi değiştirecek bir etki de yok. Evet. P1 600 kilopascal, T1 60 derece santigrat suyla çalışıyoruz. Şimdi ayrıntıla bakalım. Hangi bölgedeyiz önemli? 600 kilopascal için T doymaya bakarsan bu tablo A5'te. T1 küçük, T doyma ise sıkıştırma sıvı bölgesindeyiz. Bak. Bunları geçmişte çalıştık. Sıkıştırma sıvı bölgesi için sadece 60 derece santigrat sıcaklığa göre özellikler okunur. Bunu da çalıştık. Özgül iç enerjiyi ancak F'lere eşit alabiliyoruz bu sıcaklık için. Onlara da tablodan bak. Bu. Tamam, bunlar dursun. Bak ne bulduk soruda? Hal 2 için birbirinden bağımsız iki tane özellik lazım. Hal 2 için sadece 10 kilopaskalı bulmuş. Ama biz enerji dengesini her zaman kullanacağız bundan sonra. Enerji dengesinden ne bulduk? Bu özel soruda U2 eşittir U1 bulduk. O zaman birbirinden bağımsız iki tane özelliği bu şekilde değerlendirebiliriz. Hangi bölgedeyiz? 10 kilopaskal var elimizde. 10 kilopaskal su için tablo A5. O zaman arkadaşlar burada da U değerleri varsa oradan U'ları okuyalım. UF ve UG'yi okuyalım. 191, 2437. Bizim 251 arada kalıyor. Demek ki ani genişlemede biz ıslak buhar bölgesine gidiyoruz. Çünkü U2 arada kalmış. Arada kalıyorsak, ıslak buhar bölgesindeysek kuruluk derecesi geçerli. Sadece bu bölgede geçerli. UF, G ne demek? Bu ikisinin farkı demek. Şu ikisinin farkı UF ile UG farkı tabloda varmış. Onu buraya yerleştirdik. UF 2 de var. Tabii ki U2 de var. Yani kuruluk derecesini bulabiliriz. Bulduk. 0.02644 virgülden sonra değerler önemli boyutlu sayılar için. 10 kilopascal için T2 45.81 derece santigrat. Neden? Islak buhar bölgesinde çalışıyorsak bu basıncın karşısındaki sıcaklık doyma basıncıdır. Zaten bu sistemin sıcaklığıdır. Doyma sıcaklığıdır. Bunun adı da doyma basıncı oluyor zaten bu durumda. Bu doyma basıncı için doyma sıcaklığımız bu ve T2'nin sıcaklığı da bu. Islak buhar bölgesinde olduğumuz için sıcaklığı hemen tablodan bulduk. Arkadaşlar son hacim bizden isteniyor. 10 kilopascal için VF ve VG değerleri tabloda var. Islak buhar bölgesinde çalışıyoruz. X2'yi de bulduk. Bu eşitlikten V2 belli değil. Onu saptarız. Son hacim bu. Biz tankın hacmini istiyorsak kütle de belli. Onu V2 ile çarparız ve 0.972 metreküp buluruz. Bakın bunlar özel sorular. Yani genel soruları hepimiz kolaylıkla çözebiliriz. Ama bu özel sorularda özel noktaları dikkate alarak daha iyi öğreniyoruz. Bu soru da bizim için önemli. Ha, ben bunun grafiğini de çizmişim. Ani ve serbestçe genişleme ile suyun hacmi artmış, sıcaklığı düşmüştür. Sıkıştırma sıvı bölgesinden ıslak buhar bölgesine genişleme olmuştur. Ama burada ne sınır işi söz konusu ne de yalıtımlık taktığı ısı giriş çıkışı söz konusu. Ama bir noktası bak şurası. Sıkıştırma sıvıda PV diyagramını çizmişim. O zaman içeride sabit sıcaklık eğrisi olacak. 60 dereceyle başlıyoruz. Bir noktasını 600 kilopascal burada kesiyor. Bir noktası bu. Ama ani genişlemede arkadaşlar bu eğri üzerinde gidemiyoruz veya sabit hacim, sabit basınç çizgisi üzerinde gidemiyoruz. Ani genişlemede şöyle bir eğri üzerinde gidiyoruz. İki noktası buraya düştü. Bu sıcaklığa ve bu basınca şuraya düştü. Islak buhar bölgesine düştü. Kritik noktayla da bunu karşılaştırırsan onun sol tarafında kaldığını görebilirsin. Yani bunlar özel problemler. Arkadaşlar soru yoksa şimdi dersimizi bitireceğiz. Bugün konu uzun olduğu için yine kağıt testimiz bugün yok. Ama yoklamayı tabii ki alacağız. Yoklama için şu anda bu saatte bakayım. Saat 11.55 itibarıyla yoklamayı alıyorum. Ve chat kısmına numaralarınızı yazıp sorunuz yoksa dersten çıkabilirsiniz.
Arkadaşlar sistemde 10 kişi görünüyor. Yoklama için numaranızı yazıyorsanız ve sorunuz yoksa sistemden çıkabilirsiniz. Biraz sonra dersi sonlandıracağım. Sistemi kapatacağım. Sistemi kapattığım an numaranız görünmeyecek çünkü. Eğer yoklama sizin için önemliyse numaranızı yazıp sistemden çıkabilirsiniz. Biraz daha bekleyeyim, kapatıyorum.